Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. Haber Türkiye, Türkiye'nin nabzında çok değerli konuklarımla beraberiz. Genellikle neden kadın konuk çok az alıyorsunuz ya da hiç almıyorsunuz diye çok yoğun bir eleştiri alıyordum. Bu akşam bütün konuklarımı sağ olsunlar zaman ayırdılar, geldiler. Kadınlar çok teşekkürler geldiğiniz için. Biz kadın cinayetleri yaşanınca sadece kınamak, tweet atmak yetmez diyoruz ve ne yapmak lazım diye de konuşmak gerektiğine inanıyoruz. İşte bu yüzden bu akşam bu özel programla sizlerin karşısındayız. Böyle bir dönemde de İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıralım, 6284 sayılı yasayı uygulamayalım diyenler bile çıktı maalesef. Özellikle muhafazakar kesimde, belli bir muhafazakar kesimde, bir kısım muhafazakar kesimde İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması üzerinden sert tartışmalar yaşanırken Türkiye Emine Bulut cinayetinin şokunu yaşadı. İstanbul Sözleşmesi'yle kadın erkek eşitliğine karşı çıkan bu zihniyet ne yapmaya çalışıyor? Cinayetlere kim neden dur demiyor? Ne yapmak gerekiyor? Konuşacağız değerli konuklarımızla. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kadınlar bize emanettir dedi. Peki o zaman Emine Bulut emanet değil miydi sorusu soruluyor haklı olarak. Diyanete hangi görevler düşüyor? Nerede yanlışlar yapılıyor? İstanbul Sözleşmesi cinsel yönelim toplumsal cinsiyet kimliği konusunda ayrımcılık yapılmadan kurallarının uygulanmasını temin eden bir sözleşme. Çok önemli bir sözleşme. Daha tam anlamıyla uygulandığını bile söyleyemeyiz. Ama bir kesim muhafazakarların bu maddeye tepkisini ve LGBT tartışmasını da onlarla, çok değerli kadınlarla konuşacağız bu akşam. Kimlerle beraberiz? AK Parti 23. dönem milletvekili, eski sosyal politikalar değişiyor ya, ben en son gerçi evet. Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi, ama çok daha önemli bir ünvanı daha var. Kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddete karşı eylem uzman grubuna yeni seçildi. Profesör Doktor Aşkın Hasan bizimle beraber, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi 26. dönem milletvekili Profesör Doktor Gaye Uslar hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Türkiye İş Kadınları Derneği TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut. Nilüfer Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hukukçular Kezban Hatemi ve Selin Nakiboğlu bu akşam bizimle beraberler. Hoş geldiniz Kezban Hanım. Selin Hanım merhabalar. Ve Habertürk yazarı, son dönemde özellikle İstanbul Sözleşmesi üzerinde yazdığı yazılarla çok dikkat çekiyor. Nihal Bengüsü Karaca bizimle beraber. Nihal Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bu akşam İstanbul Sözleşmesi'ni, neden o sözleşme üzerinden fırtınalar koptuğunu, kadına şiddeti önlemek için, cinayetleri önlemek için ne yapılması gerektiğini artık konuşmak gerekiyor. Yani en azından kısa dönemde maalesef Emine Bulut cinayetini konuşurken hemen arkasından hamile bir kadın hastane odasında. Evet ve o da başka. Sonra en son hastane odasında maalesef yine bir şiddete maruz kaldı. Erkek şiddetine maruz kaldı. Çok önemli ve değerli bir yayın olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Hızlıca hemen başlayalım. Evet, başlıyoruz hemen değerli konuklarımıza. Nihal Bengüsü Karaca sizle başlayalım. Şimdi bir kesim, muhafazakarların bir kesimi İstanbul Sözleşmesi'nin konusunda ciddi tartışmalar yaşatıyor. Hatta bazıları diyor ki bir kısmı kaldırılması gerektiğini söylüyor. Bazıları da bu özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin neden ihtiyaç duyduğumuzu anlatmaya çalışıyor. Neden karşılar muhafazakar, belli muhafazakar kesimler İstanbul Sözleşmesi'ne? Yani Türk aile yapısına zarar verdiği noktasına kadar da götürüyorlar meseleyi. Siz bununla ilgili birçok yazı kaleme aldınız. Meselenin özü nedir? İzleyicilere aktaralım mı? Yani yalan yanlış bilgilenme de var tabii işin özünde. Şöyle bir algı oturmuş. Kademede, hatta bu yüzden saldırdılar bir buçuk ay önce de. Kademe niye saldırıyorsunuz? Hani hayırdır yazıları yazmak durumunda kalmıştım. Evet. 6284 sayılı yasanın çıkarılmasından, işte korunmasından ve uygulanmasından o derneği tutuyorlar. Çünkü artık Kadın ve Aile Bakanlığı kalmadı aslına bakarsanız. Sanki bu
işi bir şekilde Sümeyye Erdoğan'ın o derneğin yönetimi kurulunda olması üzerinden sanki o işi o dernek yapıyor gibi. Evet, ama dernek olmasından kaynaklanan bir zayıf halka muamelesi gördüğünü de görüyoruz tam bu noktada. Çünkü kurum, yani devlet kurumu değil, devlete bağlı bir bakanlık değil. Epey bir varyansın edilmiş. Hatta kademin kapatılmasını bile söylüyorlar. Yani. Evet, kapatın. Bu sözleşmeyi kaldırın. Sanki bu sözleşmeyi kaldırmak kademin yapabileceği bir şeymiş gibi. Yani zaten sonuçta bir STK. Sözleşme ama her şey birbirine karıştı. Uygulanıyor mu onu da konuşacağız. Daha uygulanmayan bir sözleşmeyi bir anlamda kaldırılması da isteniyor. Yani uygulandığı yerler var. Şimdi o kadar da şey yapmayalım. Yani bazıları sanki hiç uygulanmıyormuş gibi davranıyor. Orada da bir çarpıklık var. Bazıları sanki 6284 sayılıysa hiç uygulanmıyormuş gibi. Lütfen artık uygulayın şeklinde videolar çekildiğini de gördük. Hı hı. Kardeşim, iyi de uygulandığı için pratikte mahkeme, özel aile mahkemelerinde kadının beyanına uygun olarak uzaklaştırma kararı verilen erkekler inanılmaz bir ajitasyon yaptığı için biz bu kadar şeyi de yaşıyoruz tartışmada. Özellikle o sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi'ne varyansın neden erkek profili, hı hı, aslında tam da bu yasa ama doğru ama yanlış bir şekilde uygulandığı için bu kadar öfkeli durumdalar. Evet, uygulanıyor ve ama bunu şöyle yansıtıyorlar. Sanki hakim kadının beyanı ile yetinip erkeğe mahkumiyet bile veriyormuş gibi. Şimdi çok büyük bir kötü niyet var ya da bilgi eksikliği var. Bazen her ikisi birden var. Hı hı. Özellikle yani benim dindar, kendisini dindar diyen, kendisine muhafazakar diyen erkeklerin aile bizim için önemli kardeşim diye söze başlayıp bu yasanın, bu yasa muvacihesindeki uygulanmayı sanki böyle yapılıyormuş gibi yansıtmalarına açıkçası ben çok teessüf ediyorum ve her tür kınama ve, hı hı, öfkelenme hakkımı da haiz bulundurduğumu düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey yok. Yani kadının beyanıyla bir erkek şiddetten dolayı, eşine şiddet uyguladığından dolayı mahkumiyet falan almıyor. Ama her nedense sanki mahkumiyet alıyormuş. Sanki erkekler böyle bir vaka eşlerine, var mı? Soracağım değerli yok, hayır, ama eşlerine sanki eşlerine şiddet uygulanıyor mu? Uygulandı, eşlerine şiddet uygulamadıkları halde sırf eşleri kendilerini şiddet uyguluyor gibi şikayet edip tek taraflı beyanda bulunarak kocalarını hapsettiriyormuş gibi davranan bir grup var. Böyle bir şey yok. Oysa ki bu yasa sadece bir daha Ayşe Paşalı gibi örnekler olmasın diye kadının beyanını sadece uzaklaştırma kararı için yeterli görüyor. Onun dışında bir suç vesaire, yani suç teşkil edecek şiddet eylemi için elbette delil aranıyor. Ama biz bunu ne yazık ki yazıyoruz, çiziyoruz. Fakat yeterince anlatıp duyuramıyoruz ki hiçbir şekilde yolu bu yasa ile ilgili bir olaya değmemiş olanların bile özellikle sosyal medya imkanlarını kullanarak çok fazla ajitasyon yaptığını görüyoruz. Hı hı. Hani bu ajitasyonlar yüzünden gidip Emine Bulut'un kocası, Emine Bulut'u o hepimizi üzen, yaralayan, mahveden cinayet işlemiş diye de bir şey yok. Hani o ikisinin arasında %100 illiyet bağı varmış gibi davranmamak gerekir. Fakat neden kadınlar daha çok öldürülüyor? Neden arttı? Sorusunun özünde bence yani kadınlar 2019'da yaşıyor ama erkekler hala 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda falan yaşıyorlar. İşin özü bu bence. Yani aile bağının korunması için kadınların ağırlıklı olarak fedakarlık ettiği, kadınların her türlü haklarından vazgeçmesi üzerine kurulmuş aile müessesesini hatırlıyorlar. Hı hı. Yani şöyle düşünüyorlar, aile korunacaksa bunu kadın korur, yuvayı zaten dişi kuş yapar. İki atasözüyle, bir annesini, anneannesini tanımasıyla kadını tanımış oluyor. İki atasözüyle de aileyi koruyacağını düşünüyor erkeklerimiz. Ama öyle olmuyor gerçekte. Yani artık aileyi korumanın erkek üzerine çok fazla görev ve sorumluluk da yüklediği bir dönemdeyiz. Hı hı. Erkekler bu sorumlulukları almadıkları zaman ya da her türlü aile birliğini sarsan, kadın ve erkek arasındaki hukuku her şekilde ihlal eden davranışlar göstermeye devam edip hala kadının fedakarlık edip aileyi koruma sorumluluğunu yürüteceğini düşünüyorlar. Ama kadınlar artık diyorlar ki, hayır, bu işte görev bana ait olduğu kadar sana da aitti. Hı hı. Sen bu sorumluluğunu yerine getirmedin, ben boşanacağım diyor mesela. Evet. Kere o boşanma kararını kadının vermesi, kadının o kararı alması bile erkekleri şok ediyor ve bildikleri tek erkeklik davranışı öfke, tepki.
Fevrilik, masaya yumruk vurmak. Masaya yumruk vurmadan erkek olunamıyor bu toplumda. Yani bağırıp çağırmadan, şu hareketi yapmadan erkek olunamıyor bu toplumda. Ya yani taksi şoförü bile arkasına dönüp şu hareketi yapıyor ya yolcu kadınsa. Evet. Yani her dönem, her dönem kendi sözünün son söz olacağını düşünen erkekler bir kere daha kadının boşanma istemesini bile hazmedemiyorlar. Kaldı ki boşandıktan sonra ben kendime yeni bir hayat kuracağım diyen kadının bu talebini de hiçbir şekilde hazmedemiyorlar. Hazmedememe falan gibi ifadeler hatta tabii tahrif etmek amacıyla kurmuyorum. İddianame hazırlandı, kabul edildi, bir yargılama olacak. Emine Bulut cinayetinde de olduğu gibi işte olayın da bundan kaynaklandığı belirtiliyor. Yeni bir hayat kurmak istedi. Yeni bir hayat kurma talebi erkekleri kesinlikle ya eğitim çok klişe gelecek belki ama eşitlik üzerine yani rol modellerin, toplumsal rol modellerinin eşitlik üzerinden örgütlendiği, eşitlik örüntüsü üzerinden anlatıldığı, kadın erkek aileyi nasıl bir arada tutar. Evet, aile kutsal da bu sadece birinin sırtına yüklenmiş bir sorumluluk değil artık. Herkes bunu öğren. Yani hayat bilgisi dersleri var ya ilkokulun, ilk öğretimin hayat bilgisi derslerinde koca bir ünite, hatta belki yetmez, ayrı bir ders konulması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da yazdım zaten. Güzel. Hatta bir ara asker ocağında er olarak oraya gelen, askerliğe gelen kişilerin kadına karşı şiddet konusunda bilinçlendirilmesini planlayan şeyler görmüştük biz. Yani bu tür konuşmalar yapılmıştı. Bu türden eğitim, kurs, vaatler verilmişti. Peki bunlar zaten ne yapılması ne kadar hayata geçti bilmiyorum ama. Hepsini konuşacağız zaten bu akşam ama arkasında eğitim diyoruz ama ideolojik başka nedenler de yatıyor. Biraz ideolojiyi de konuşalım istiyorum. Sayın Hasan Hocam siz de devam edelim. İstanbul Sözleşmesi neden önemli? İstanbul ve Sözleşmesi... birileri niye bu kadar rahatsız ediyor hocam? Şimdi önce bu sözleşme nedir onu önce anlatmak gerekiyor. Şimdi ismi İstanbul olunca şöyle bir şey zannediyorlar. Birileri uzaydan geldi ya da Avrupalılar bize düşman. Onun için oturdular bir sözleşme yazdılar. Ve proje için, proje de, bile proje deniyor de sözleşme bunu sadece için. Türkiye için yazdılar. İsmi de İstanbul Sözleşmesi koydular. Bu da Türkiye'deki aile yapısını paramparça edecek. Evet bizim için özel bir numune hazırlandı. Oysa da öyle bir şey değil. Bakın Sadece Türkiye için hazırlanan bir sözleşme mi bu? Hayır, asla ben, değil tabii 34 ki. Devletin imzaladığı. Evet. Şöyle bu sözleşme Avrupa Konseyi'nin sözleşmesidir. Peki bu Avrupa Konseyi ne? Türkiye 1949'dan beri üyesi ve kurucu üyesi. Yani Avrupa Birliği ile karıştırıyor bazı insanlar. Avrupa Konseyi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu ve Türkiye kurucu üyesi. İlk sözleşme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 1950'de imzalandı ve böylece süreç başladı. Ve her sözleşmenin de bir denetim organı var. Mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin denetim organı, denetleyen organ ne? Mahkemesi. Mahkemeler. Avrupa İnsan Hakları, İnsan Mahkemesi. Hakları Mahkemesi. Şimdi Türkiye o kadar aktif üye ki, kurucu üye zaten. Strasbourg merkezi, büyükelçiliğimiz var orada. Avrupa Konseyi nezdinde daimi büyükelçiliğimiz. Çok disiplinli bir şekilde organize ve çok iyi çalışıyorlar. Minimum 5 dil biliyorlar. Müthişler o konuda. Yani müthiş ve çok deneyimli insanlar. 1949'dan beri biz orada üyeyiz ve çok aktif çalışıyoruz. O günden bu yana 200'ü aşkın sözleşme zaten yazıldı hep beraber. Sadece Türkiye tarafından değil. 47 tane bu konseye üye ülke var. Hep beraber oturuyorlar. Sorunlarını konuşuyorlar ve diyorlar ki ne yapalım, nasıl çözelim? İki ülke zaten... hariç hocam, onları da söyleyin. Hangi ülkeler? Rusya ve Azerbaycan. Ama bu İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi. Şimdi en son İstanbul Sözleşmesi'ni hazırladılar ve Türkiye'de burada çok aktif bir şekilde yazımında çalıştı ve dönem başkanı olduğumuz için İstanbul'da imzaya açıldı. Ve ismi de İstanbul Sözleşmesi kaldı. Çünkü ismi bayağı uzun. Ben özellikle İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanların özellikle bu yayının da yapılmaması için ve izlenmemesi için daha doğrusu yoğun bir işte bir sosyal medyada da işte girişimler olduğunu duydum. Ama lütfen Aşkın Hasan Hocam'ı çok dikkatli dinleyin. Efendim İstanbul Sözleşmesi sadece Türkiye'de için yapılan bir sözleşme değil. İstanbul'da imzalandığı için adı öyle İstanbul adı Sözleşmesi'nin. Öyle, evet. Yani mesela Londra'da anlaşılır imzalan... galiba değil mi? Yani o yüzden evet. Mesela çok
bugün Londra'da imzalanmış olsaydı Londra sözleşmesi olacaktı. Bazen sözleşmeler isimleri çok uzun olduğu için imzalandığı yerin ismini alıyor. Evet. Pekin platformu gibi. İşte bazen platform deniyor, bazen protokol deniyor. İstanbul Sözleşmesi bu şekilde. Peki, İstanbul Sözleşmesi yılında imzalandı. Anladım. Türkiye ilk imza atan, çünkü zaten dönem başkanıyız. İstanbul'da imzalandığı için. Ve hemen imzalandı ve çekincesi. Cumhurbaşkanımız imzaladı. Ve biz çok önce bir rol oynadık zaten orada. Yani Avrupa Konseyi'ne üye ülkeleri neredeyse sürükleyen Türkiye'dir. Aynen. Türkiye tüm bu çalışmalara hazırlanmıştır ve lokomotif görevi görmüştür Türkiye. Ve çok önemli. O kadar ünlü ki İstanbul Sözleşmesi, bütün dünyada konuşuluyor. Yani bazen İstanbul bile unutuluyor. İstanbul Sözleşmesi söyleniyor, dile getiriliyor. Çok ünlü oldu. Yani hani teşbihte hata olmasın da. Neredeyse İstanbul'dan daha ünlü diyeceğim. Şimdi Avrupa Konseyi'nin sadece İstanbul Sözleşmesi değil. Dediğim gibi yani 200'den fazla sözleşmesi var ve her sözleşmenin de bir denetim organı var. İstanbul Sözleşmesi'nin denetim organı da Grevio dediğimiz. Yani sizin de yani üye olarak seçildiğiniz. Yani benim denetçi olduğum. Çünkü seçimle geldim. O sözleşmeye imza atan ülkeler deniyor ki bu denetim organında benim ülkemden birinin orada denetçi olmasını istiyorum. Ben bir şey burada katılabilir miyim? Tabii, buyurun Kesmen Hanım. Avrupa Birliği ile en kötü ilişki olduğu, ciddi çatışma, çekişme yaşadığımız dönemde Aşkın Hoca, Hasan Hoca 10 ya da 11 devletin adayı arasından Türkiye seçildi. Bunu da böylece kaydedelim. Evet. Yani ne kadar 33 kıymetli, ülke bunun çok kadar değeri biliniyor şey bilmiyorum bu ama. O yüzden beklentilerimiz de oldukça yüksek. Merak etmeyin tabii ki. Senin Hanım hemen geleceğim zaten. Şimdi tekrardan konuya dönecek olursak. Şimdi Avrupa Konseyi, Avrupa'nın zaten amacı ne? Konseyin amacı ne? Mutlu, refah bir Avrupa oluşturmak. Bunlardan bir tanesi mesela diyor ki bütün insanlar insan haklarına saygılı olsunlar. Demokrasiye inansınlar. Mesela bu ülkelerde uyuşturucu olmasın. Sözleşmelerden bir tane zaten uyuşturucuyla mücadele sözleşmesi. Hocam İstanbul Sözleşmesi'ne peki neden karşı çıkılıyor? Burada temel argüman ne sizce? Yani onları söyleyenler... Gelecek oraya şimdi. Şimdi aslında şöyle neden karşı çıkıldığını keşke bilsem. Hakikaten öyle. Keşke bilsek. Yani tam somut olarak zaten aile yapısına zarar verdiğini düşünenler var. Tamam da bu bir iddia, bir iddia ve çok asılsız bir iddia. Yani çok tutarsız. Şöyle, ben hasbelkader kendi alanımda profesörüm. Şimdiye kadar okuduk, inceledik. Yani okuyup okuduğumuz metni anlama yetimize Allah'a şükür var. Şimdi o kadar büyük kıyamet koparılıyor ki diyorum ki acaba kaçırdığımız bir nokta mı var? Evet. Sözleşmeyi alıyorum baştan aşağı. Biz arıyoruz hepimiz. Şimdi ben hem Arapça hem İngilizceyi çok iyi biliyorum. Bir de o dillerden de okuyorum. Hani acaba Türkçe'de şey mi var, hata mı var? Benim gözümden kaçan bir şey mi var? Çünkü gerçekten aileyi yıkan bir madde olsa herhalde niçin biz... Nihal Hanım'ın söylediği var ya, kadının beyanının esas alınması meselesi mi biraz aslında o 6284'ten o bunu denetleyen. Yani İstanbul Sözleşmesi onun kadına karşı şiddetin alınan tedbirleri denetleme mekanizması getirdi. Uluslararası bir denetim mekanizması. Kısacası evet, evet. Bu hocam. Didem Hanım şöyle. Buyurun, hocam. İstanbul Sözleşmesi'nin 81 tane maddesi var. Evet. Ve 11 tane bölümü var. Yani şu anda mesela kalem kağıt verin. Deyin ki bir sözleşme yazın. İlk başta ne yazarsınız? Bir ön sözü vardır. Tüm sözleşmelerde bunlar var zaten. Ön söz yazarken bundan önceki sözleşmelere de atıf yaparsınız. Başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işte sözleşmesi kararına. Daha sonra uluslararası sözleşmelere atıf yaparsınız. Çünkü Türkiye dünyadan izole olmuş, yalnız tek başına bir ülke değil. Evet. İlişkisi var birçok ülkeyle ve Avrupa Konseyi'nin kurucusu, düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar önemli orada rolü de var. Kurucu ve daimi üyesi. Şimdi Ön sözden sonra bölüm 1 diyor. Bölüm 1'de neler var? Tanımlar var. Bölüm 2'de ne var? İşte sözleşme de. Evet, başlıyor. Devam mesela edelim. Asıl amaç nerede? Nedir? Kadını şiddetten nasıl koruruz? Önce nasıl önleriz? Sonra nasıl koruruz? Şiddete uğramışsa faillere nasıl yaparız?
muamele ederiz, nasıl cezalandırılır. Bir de en son olarak mesela mültecilerle ilgili de çok bölüm var, önemli evet. bir bölüm var. Belki ona daha sonra geliriz. Geleceğiz. En son olarak da yani bütüncül politikaların mutlaka devletler tarafından uygulanması. Ve sözleşme baştan sona genel bir çerçevedir. Mesela hiçbir zaman demez ki işte birbirine tokat attığı zaman 5 yıl cezayla cezalandırırsın. Öyle zaten bir şey yok. Zaten İstanbul Sözleşmesi sadece değil 6284 sayılı yasaya da karşı çıkılıyor. Yani bu düzenleme evet, de. Evet ama hep haksızlık burada. Haksızlıklar evet. silsilesi geliyor. Mesela karşı çıktıkları en önemli maddelerden bir tanesi bir erkek eşine şiddet uyguladığında, eşi polisi çağırdığında erkek evden uzaklaştırılıyor. Şimdi bu aslında bu tedbir yeni değil ki. 4320 aile koruma yasasında vardı ve bu yasa 1989'da çıktı. 1989'dan beri var. Bu koruma tedbirleri başladı. Gitgide daha kapsamlı, yeni bir şey daha işler yani hale geldi. Fırtınalar kopartılıyor yani bu kez. Ama hiç, işte anlatacağız yani, onları. Yani ama delil isteniyordu galiba. Keşke anlayabilsek. Daha önce. Efendim, yok daha önce delil isteniyordu. Şimdi de bakın ama itiraz hakkın var Nihal'cığım. Yok, şimdi iyi oldu. Bakın, tabii, aslında cevap oldu. Topu. Size geleceğim tabii. Ben zaten. Şimdi bakın, tamam toparlarsınız hocam. Ankara Milletvekilliği de yaptım. Evet. 23. dönemde. Evet. Ve yıl ne zamandı? 2007. Hı hı. Oy istemek için biz böyle köy köy dolaşıyorduk. Kızılcahamam'da birine rastladım. Dedi ki ben dedi oy vermeyeceğim size. Niye? Çünkü dedi ben böyle eşime dedi şey yaptım böyle çenesini kırdım. Devlet beni dedi evden dışarı attı. Bakın açık yıl, açık yıl 2007. Tamam mı? Şimdi gidecek yerim yok falan filan. Tamam mı? Aynı bu şekilde. Yani bu uygulanan bir yasa zaten. 2007'de İstanbul Sözleşmesi 2011'de şey yaptı, imzalandı. 2014'te yürürlüğe girdi. Bizim 6284 sayılı yasamız 2012'de biz bunu İstanbul Sözleşmesi'nin tüm maddelerini aldık. Ona göre 4320'yi aslında yeniledik. İstanbul Sözleşmesi'nin bize vermiş olduğu genel çerçeve bu. Sen alıyorsun ve bunu iç hukukuna göre yeniden düzenliyorsun. Peki. Yani aslında bunlar zaten uygulanan şeylerdi. Bu koparılan fırtınanın ben kasıtlı olduğuna inanıyorum. Kasıt ne? Amaç ne? Bilmiyorum. Mesela internette dolanırken ben böyle bir şey gördüm işte. Gelin cuma eşlikler günü. Açılıyor. İstanbul falanca, evet, falanca camide protesto edeceğiz diye ve orada bir telefon numarası var. Dedim ki bu mutlaka sahte bir numaradır. Böyle bir şey olamaz dedim. Yani mümkün değil olması. Aradın neye mı? Karşı çıkıyorlar? Evet aradım. Aradınız mı numarayı? Aradım, yemin ederim aradım. Çaldı. Gerçekten bir insan çıkınca çok şaşırdım. Ne diyor? Ne dedi? Dedim ki siz dedim kimsiniz? Buyurun dedi toplantımıza gelin işte falan. Kimmiş? Nasıl bir kim? Başına kim çekiyor hareketi? Ya şimdi isim vermek doğru olmaz. O kendisini çok iyi biliyor. Aha. Gerçek bir insan. Gerçek ve buna inanıyor. Yemin ederim bir buçuk saat bir konuştum. Bakarışmış. Kendisiyle beraber yani bakın bu doğru bir şey peki değil. Peki bu gelin birlikte işin ne onu söyleyin. Şey isim vermeyin ama hangi sektörde? Şimdi bence bunlar STK ve bence çok kasıtlı bir şekilde mevcut hükümete bir saldırı. Ben onu gördüm. Yani başka bir şey göremem. Başka çünkü anlatıyorsun yani anlamıyor. Yani bir cemaate bağlı bir STK mı? Açıklıyorsun evet, olmuyor. Sorun net, evet. Yani hiç olmazsa benim... Nihal Hanım'ın sorduğu soru çok net. Sorudan kaçmayalım. Kaçmayacağınızı düşünüyorum. Evet, yani bir cemaate bağlı. Altında da bakın. Cemaate bağlı. FETÖ'ye evet. bağlı bir hayır, seçim. Hayır hayır. Herhangi bir cemaate bağlı. Herhangi cemaate zaten, bağlı. Zaten bakın tüm tweetlerin... tüm tweetlerin atıldığı hep böyle Panama yani FETÖ kışkırtması var bunun altında. Başka cemaatlerin, başka tarikatların da bu yönde... Belli ve burada da tabii onların uzantıları henüz bitmiş değil, mücadele devam ediyor. Ve bunların FETÖ tarafından kışkırtılarak durup dururken bir fırtına koparılarak... Şimdi aşkım hanım ben anlamak için, netleştirmek için... Muhafazakarları tamamıyla kopartma yönünde... Muhafazakarları ben... kışkırtan sadece FETÖ mü anlamak için soruyorum. Yoksa bazı başka tarikatlar ve cemaatler de bu işin içinde mi? Onu bilmiyorum, onu... Onu bilecek şeyde değilim ama ben şu anda bu tüm bu retweetlere bakıldığında, incelendiğinde bunların yani FETÖ bağlantılı hesaplar olduğu apaçık ortada zaten. Yani o yüzden herkesin bu çok dikkatli olması gerekiyor. Bu biraz meseleyi biraz tahrif eder. Yani sadece FETÖ kışkırtması. Çünkü böyle düşünen, böyle. Ne yazık ki buna inanan o kadar sahici, organik ve hiçbir şekilde yolu FETÖ'den geçmemiş o kadar çok erkek var ki.
Tamam da sosyal medya zaten öyle bir biri bir şey zihniyetinin ortaya koyduğu nasıl bir tepki diyeyim. Erkek zihniyetinin ortaya koyduğu bir tepki olarak bakıyorum. Şu İstanbul Sözleşmesi'ni hani daha bir açalım da. Açalım ama ben bir Selin Hanım'ı dinleyeyim sonra size geleyim. Hanım'ı da dinleyeyim. Selin Hanım ne düşünüyor çok merak ediyorum. Bu tartışmasını Didem Hanım öncelikle teşekkür ederim. 5 senedir adeta hayalet niteliğinde olan. Evet 6284 kapsamındaki yükümlülükler uygulanıyor. Ama birazdan sayacağım yükümlülüklere ilişkin. Hiçbir şeyini uygulatamadığımız bir sözleşmeyi siz gündeme aldınız. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için de. Neden bu kadar saldırı var? Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan bir sözleşme çünkü. Sanırım cevabı bu kadar basit. Hı hı. Hem de öylesine yükümlülükler getiriyor ki taraf devlete, hem de öylesine tanımlar yapıyor ki, öylesine ileri bir noktada ki... Örneğin birkaç... Erkek şiddetiyle mücadelede hakikaten en üst şu anda elimizdeki regülasyon. Dördüncü maddesi mesela temel haklar eşitlik ayrımcılık yasağı getiriyor. Yani bu sözleşme komple ayrımcılık yasağı getiriyor. Ve kadının şiddet uygulamasını önce önleyeceksin. Sonra etkin bir kovuşturma ve soruşturma yapacaksın. Daha sonra ikinci mağduriyeti önleyeceksin. Yani denetleyeceksin. Tabii mesela karakola gidiyor. Oradaki polisin ona olan davranışına dikkat edeceksin. Nasıl davranıyor? Geri dönüşüm bildirimler alacaksın. Faile ilişkin, mağdurun yaşadıklarına ilişkin geri bildirim alacaksın. Faili takip edeceksin diyor. Yani o tekrar şiddet uygulayabilir. Bunu yaptın, bırakmayacaksın. Aynı zamanda getirmiş olduğu mesela psikolojik şiddet noktasında çok ciddi bir açıklama var. Önemli bir maddedir psikolojik şiddet. Çünkü bizim kanunlarımızda, uygulamamızda görülmeyen bir husustur. Israrlı takip. Şimdi Türk Ceza Yasası'na... Her olayda aşağı yukarı bu oluyor yani. Türk Ceza Yasası'na ısrarlı takip neden sokulmuyor? Yok, savcı diyor ki ölsün öyle bakayım diyor. Israrlı takip hususunda İngiltere'de yapılan araştırma... TCK'daki bir maddeden bahsediyorsunuz. 6284 ısrarlı takibi kapsıyor. Evet. Israrlı takibi işliyor fakat... Uygulamada mesela yok. Biraz daha açalım onu. Mesela adam uzaklaştırma kararı verilmiş adam aleyhine. Eve gelemiyor ama dışarıda takip ediyor. Hayır, veya sevgili üçüncü kişi de olabiliyor. Tabii. Tamam. Sevgilisi de olabilir, arkadaşı da olabilir, kardeşi de olabilir. İsrarlı olarak yani tehlike altında hissetmiyor. Evet. Bunun cezası ne aslında? Israrlı takip gerekiyor. Bir tane iki tane başladığında bu ceza verilse aslında belki inanılmaz bir caydırıcılık olacak. Onu diyeceğim. Tam onu söylüyordum. Ne kadardı cezası? İngiltere'de yani şunu şöyle bir madde olmadığı için başka yok, türlü maddelere sokuyorsunuz. Yok. Başka türlü maddelere sokuyorsunuz. Evet. Yani tacize sokmaya çalışıyorsunuz, hakarete sokmaya çalışıyorsunuz. Tehlike suçu çünkü bu. Tehlikede şimdi tehlike suçuyla eğer hakikaten mücadele ederseniz o suçun işlenmesini önlersiniz. İngiltere'de ki araştırma ısrarlı takip ceza yasasına sokulduktan sonra kadına yönelik şiddetle ilgili suçlarda çok ciddi düşüş olduğunu var. Gösteriyor. Hı hı. Bizim Grevio'nun Türkiye için hazırlamış olduğu Ekim 2018'deki rapor zaten Türkiye hükümetine bu yükümlülüğü verdi. Israrlı takibi ceza yasana sok. Bunu bir suç olarak belirt. Çünkü buna ilişkin kadınlar çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. O ısrarlı takip sonucu çünkü ona geleceğim de ben ısrarlı takip çok çok önemli. Onu, evet. Benim notlarım arasında da var ama özellikle cinsiyet eşitliği üzerinden buna evet. Karşı çıkanların işte özellikle bu İstanbul Sözleşmesi'ne ve yasaya karşı çıkıyor diyorsunuz. Bunun arkasında şimdi Aşkın Hocam dedi ki işte FETÖ bağlantılı bir uzantılarından bahsetti. Nihal Hanım sadece onu dememek lazım. Başka işte cemaatlerden başka tarikatlardan da bu noktada itirazlar var. Cemaati tarikatı olmasa da ya yani gayet kesin, adam bakarsan. Kesin erkekler yani, ya da milliyetçi takılıyor. Ben şunu merak ediyorum. Arkasında nasıl bir ideolojik herhangi bir şey bir var mı? Herhangi bir ideolojiden insan da olabilir. Bence bu var. Evet erkeklik ideolojisi var. Evet, erkeklik ideolojisi. Hayır, evet, ben yani FETÖ bir İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili konuşulmamıştı. Hani ben şaşırdım evet, açıkçası yani onu, bunu duyunca hayır, ama şöyle. Ayrımcılık yapılmasını ama engeller bence... diyor. Bu kadar net. Bu rahatsız ediyor işte. Yani bizim çünkü burada siyasi bir ideoloji aramayalım arkasında. Hayır. Erkeklik ideolojisi. Ağzından bence çıkan siyasi ararsak çok yanlış yaparız ve bizi yanlışa götürür. Yani siyasi bir ideoloji yok. Şimdi ama başka Türkiye'de bir şey var. Sen eşit değilsin. Sen eşit değilsin. Kadın erkek eşit değilsin noktasından ileri gidemediğimiz zaman kadın ve erkek eşitliğini, toplumsal cinsiyet eşitliğini biz pratikte göremediğimiz zaman işte hem 6284 şeytanlaştırılıyor hem İstanbul Sözleşmesi hem de benim mensubu olmaktan gurur duyduğum Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve pek çok STK
adeta şeytanlaştırılıyor. Bir gazete ısrarlı bir şekilde, ismini vermek istemiyorum. Yani birkaç senedir ısrarlı bir şekilde yazıyor, hedef gösteriyor. Sizin STK'yı mı hedef gösteriyor? Evet. Evet. Ve hiçbir basın savcısının buna ilişkin bir soruşturma yaptığını duymadım, görmedim. Yani bu nasıl bir şey? Mevcut uygulamadaki yasaya, Anayasa madde 90 çerçevesinde yasa hükmünde olan bir uluslararası sözleşmeye ilişkin adeta şeytanlaştıran ve yanlış bilgilerle, tamamen yanlış. Ben eminim ki 81 maddelik İstanbul Sözleşmesi'ni bir kere okumadılar. Bir kere okumadılar. Okumadan peki insan neden okumadan karşı çıkar? Okumadan biz Didem Hanım uygulanmamasından şikayet ediyoruz ve onun muradını güderken uygulanmayan bir sözleşme için bu kadar anti propaganda yapılması da çok değişik bir durum hakikaten. Uygulanmıyor mu peki sözleşme hakkı? 6284 ile İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa biliyorsunuz birbirinin iç içe geçmiş regülasyonlar. Bu sebeple 6284 sayılı yasanın kapsamındaki tabii ki uygulanıyor. Fakat ben bir hakime ısrarlı takip bu İstanbul Sözleşmesi'nce taraf devletin yükümlülüğü altında diye fotokopisini aldığını sonra bu nereden çıktı diyor. Mesela hakim nereden çıktı mı diyor? Psikolojik şiddet yani. Hayır, hakim nereden çıktı? Psikolojik şiddet diyorum. Yani o şimdi bizi yani şunu demek istiyorum ben çok ciddi takip ediyoruz hakikaten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açıklamalarını Adalet Bakanlığı diyorlar ki işte savcı ve hakimlere eğitim veriyoruz bu konuda ama ben hiç rastlayamadım. Hayır, onlar böyle bir karar verse bile yani gerekeni yapın sıkı takip edin falan emniyete geldiğinizde ısrarlı takibin ne olduğunu anlamıyor. Haklı olarak bunun yasada belirtilmesi lazım. O zaman Grevion'un da söylediği gibi lütfen iç hukukunuzu sözleşmeye göre eksiklerinizi gideriniz. Bir sürü eksikliğimiz var ama mesele benim sorun görevim o kadar o eksik. Asıl burada asıl görevi olanlar tabii ki siyasiler. Uygulayıcılar yani bakanlıklar. Yani siyaset. Şimdi onlar da yasa yapanlar. Anladım ama siyasetteki yapanlar, kadın varlığının ne kadar olduğunu gözünüze getirirseniz eğer orada ne kadar yol alacağız bilmiyorum yani, ben inşallah ama yani. Şimdi biraz onların haklarını da tabii yani yememek gerekiyor. Şöyle ki ben de bakan yardımcısı olarak görev yaptım ve de milletvekili de yaptınız. Milletvekili Fatma Şahin. Hangi dönem? Fatma Şahin'in bakan yardımcısıydım. 23. dönem milletvekili. Ve bizdik zaten İstanbul Sözleşmesi'ni iç hukuka uygun bir şekilde iç hukukumuzu daha doğrusu İstanbul Sözleşmesi'ne uygun bir şekilde tasarlamak, yeniden yazmaktan sorumlu zaten Fatma bizdik. Fatma Şahin Emeği çoktur ve hatta, çok da STK'larla işbirliği yapan bir bakan yardımcısı. Evet, hakikaten kendisini çok arıyoruz. Yani. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim daha taşımamıştık yeni yerimize. Küçücük'te bir şeyimiz vardı bizim toplantı salonumuz. Tıka basa her akşam sabahlara kadar ve her kesim STK'ya davet ettik. Her birinin çok büyük emeği oldu. Akademisyenleri davet ettik. Devlet görevlilerinin hepsi geldiler. Hepsi el birliğiyle biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Uygulamaya gelindiğinde de hakikaten çok büyük emek var. Yani Fatma Şahin'den sonra da kesilmiş değil o emekler. Yani ondan sonraki bakanlar hepsi büyük emek verdi. Mesela şu anda Emniyet İçişleri Bakanlığı yeni kadın cinayetleri raporu yayınladılar. Onlar bir platform açtılar. Mesela Grevio raporunda en fazla eleştirilen noktalardan bir tanesi veriler sağlıklı bir şekilde toplanmıyor. Yani Türkiye'nin bu karın ağrısı. Her alanda en büyük problemi bu zaten. Her alanda sadece bu alanda veriler, değil her alanda bir problem alanda var maalesef. Bu alanda güzel bir şey yapıyorsun, iyi bir şey yapıyorsun ama onu yansıtamıyorsun. Mesela diğer ülkelerde olmayan ama Türkiye'nin en büyük başarılardan bir tanesi ŞÖNİM dediğimiz şiddet önleme ve izleme merkezleri ve her ilde var. Ve o kadar mükemmel bir şekilde yapılandırıldı ki biz ilk prototipini Ankara'da yapmıştık. Ve ben o zaman ofisime Altındağ'da bir merkezimiz vardı. Oraya ben taşımıştım. Bakan yardımcısıydım ama ofisim oradaydı. Ve biz incelemeler ve araştırmalar sonucunda bir yapı oluşturduk. Sadece Aile Bakanlığı yoktu onun içerisinde. Emniyet vardı, İçişleri Bakanlığı vardı, Milli Eğitim Bakanlığı sosyal vardı, Sağlık uzmanlar. Bakanlığı vardı. Hatta ve hatta STK'lara da bir oda ayırdık. Üstüne de yazdık, bakın dünyada bu ilktir. Devlet kendi binası içerisinde STK'lara bir tane ofis açtı. O çok önemli bir dönemdi çünkü. Evet. Yani bundan, ama bundan 84'ün... şu anda 81 ilde var. Ve ama sonra maalesef kesildi. Ama bunu, onu söylemek şimdi, gerekiyor. En büyük problem koordine edilmiş verilerin
Tek kapı yöntemi. İyi bir şekilde aktarılamaz. Ama Selin Hanım da diyor ki sonradan bunların hiçbiri olmadı. Bakın maalesef. Ben ne olmadı? Olur mu? 2000, hala var. Bakın tabii. Fatma Şahin döneminde Fatma Şahin'e makamından telefon açarak ulaştım bir müvekkilim. Şönim'e işte yerleşemedi, sıkıntı oldu ve bizzat ilgilendik. Biz şimdi mevcut bakanlardan randevu bile alamıyoruz. Bence bakan isimleri randevu bile özel kalemi telefonlarınızı bile bakanlar açmıyor Aşkın Hanım. Yani işbirliği deniyor değil mi? İstanbul Sözleşmesi ne diyor? STK'larla işbirliği yap diyor. Nafaka mevzusunda Adalet Bakanlığı çalıştı konuşmazsınız peki. Mesela Adalet Bakanlığı nafaka mevzusunda çalıştılar yapıyor. 2000-2018'de birlikteydik. Evet ama gittik yani. Morçet olarak biz vallahi isteyeni bir kıkara dedik. Defalarca mail atıp zorla kendimizi aradık. Peki Selin Hanım ben merak ediyorum. Kezban Hanım bir saniye. Ya ama ben işte. Şunu merak ediyorum. Kadın örgütleri de kendi aralarında maalesef biraz bölünmüşlük içindeler. İşte mesela onu yapmayalım. Kadem kapatılsın dendiğinde evet, sizin ses çıkarmayanlar. Kadem kapatılsın demeyiz. Hayır demediniz ama bunu söyleyenlere karşı sesinizi yükselsiniz tabii mi merak ettim. Tabii ki farkındayız ayrıca. Biz erkeklerin bizi birbirine karşı karşıya getirmeye çalıştıklarının farkındayız. Evet kademe ilişkin pek çok itirazım olabilir. Düşünce farklılıklarımız olabilir ama İsmi de kadın geçen bir STK'dır. Kadem kapatılsın noktasında hiçbir zaman destek vermemiştir feministler. Evet haklısınız da dememiştir. Kademi itirazlarını da sunup aynı zamanda da bu noktada da kendi sözünü söylemiştir. Anladım. Peki Kezban Hanım, Sayın Atemim, siz bu tartışmanın nedeni ne görüyorsunuz? Şimdi onu açayım da esas işin nedeni. Açık konuşalım diyorsunuz. Açık konuşalım. Başka şeyler var. Çünkü burada çok ciddi anlamda bu sözleşmede cinsel yönelimden bahsediyor. Cinsel yönelimden bahsettiğin zaman iki yüzlü bir toplum olduğumuz için hemen bazı fincancı katırları ürkmeye başlıyor. Cinsel yönelimden, dördüncü madde. Evet, cinsel yönelimden bahsetmesi cinsel birliktelere hukuki bir karşılık, hukuki bir statü bağlamak anlamına gelmiyor. Şu anlama geliyor. İki erkek yönelimleri nedeniyle aynı evde yaşıyor. Biri diğerini bıçaklıyor, kanatıyor, dövüyor ve bu bir savcılığa şikayet konusu oluyorsa cinsi yönelimleri farklı diye biz onların kanını devlet heba mı edecek? Tabii ki devlet o soruna da çözüm bulacak ve onları da temel hak ve bir hürriyet olduğu için gerekeni hukuki muameleyi eşit olarak hiçbir ayrımcılık yapmadan yapacak. Bundan rahatsız olan İki yüzlü sahtekarlar var. Bakın, kendi eşini iffetli kafes kuşu haline getirip başkalarının farklılıklarına dil uzatanlar var. Biz bunu bir türlü aşamadık. Bu İstanbul Sözleşmesi'ni de yapsak ki onu konuşmak istiyorum daha. Tabii. Ama şu LGBT tartışmasını açtığımız için. Zaten olağanüstü bir yasa falan diye bir şey olamaz. Bizim çok ciddi zihniyet yapımızın kültürel nedenlere dayandırılarak dayatılan bu yapımızın derhal değişmesi lazım. Nedir o? Asla dinde yerini bulmayan. Bakın burada da hemen farklı siyasi görüşleri devreye sokarak işi sulandırıyorlar. Asla İslamiyet'te kadın ve erkeğin eşitliğine aykırı hiçbir şey yoktur. Hurafeler sokmuşlardır, yanlış hadisler sokmuşlardır. Kendi istekleri doğrultusunda yorumlar yapmışlardır. İşin esasına girmeden şunu söyleyeyim. Veya diyerek bunu böyle bir takım kademe haline getirmişlerdir. Örneğin kadına vurma olayında Nisa suresini. Oysa asla o veya değildir. Ve diye geçer. Buna böyle baktığınızda sonradan Müslüman olmuş İslam hukukunu inceleyen birçok bilimsel araştırmalarda da görüldüğü gibi hiç kimsenin kadını tedip etme görme hakkı olmadığı görülür. İşte ben siz bize emanetsiniz. Veda hutbesine de hurafeleri karıştırmışlardır. O da tahrif edilmeye çalışılmıştır. İşte bunların yapılması gerekenleri nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı bir anayasal kurum olduğuna göre kadından sorumlu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile STK'larla bilim insanlarıyla, akademisyenlerle bir araya gelerek bu felaket hurafeleri anladım ama mesela Diyanet İşleri Başkanı işte tabii orada iyi niyetle hareket ediyor ama işte kadınlar işte bize emanettir şeklindeki sözleri işte mesela Sibel Erastan da diyor ki Emine Bulu size emanet değil miydi o zaman? Biz niye onlara emanet oluyoruz? Niye emanet oluyoruz? Kimse emanetçi sultana diye böyle mal bırakılan bir şey vardı. Onun gibi
kimse kimsenin emaneti değildir. Bu biraz talihsiz bir açıklama olmadı mı mesela? Her zamanki. Talihsiz bir açıklama olmadı. Çok talihsiz. Her zamanki. Ama bence kötü niyetli yapılmış bir ama şey değil. Ama ben anlayamadım. Sorayım, ben niye emanet oluyorum? İşte ben niye emanetten ya değil? Ya bir misafir bir ev sahibine emanettir mesela. Şimdi o dönemin kültürü, dini kültürde illa kadın yani... Evet. Emanet sözcüğünden kadını nesneleştirme olarak algılamayın. Bir misafir, erkek misafir, birinin kapısını çaldı, Tanrı misafiri oldu diyelim. Eski yine ifade ya aynı evde beraber kültürle. Yaşıyorsunuz, kim kime emanet? Tanrı misafiridir, o da emanet. Aslında cinsiyetten her şey kadına farksız. Emanet. Cinsiyetten her şey farksız. Yaşantımıza baktığımızda kadına emanet. İşte yasalar da bunlar emanet. Korumak anlamında ya, korumak. Ettikleri zaman yasalar. Yani kadının... Ama işte erkek öyle algılıyor mu gerçekten? Aynen öyle. Kezban Hanım yani... diyor ki mesela Nihal Hanım, korumak anlamında. Ama korumak derken erkek öyle algılamıyor. O benim emanetim diyor. Ama aslında emanetim var. Ben ondan boşandım. Başkasıyla evlenemez diyor. Evet. Şey, müsaade ederseniz oraya geleceğim. Hayır, bir hukuk kere... bitti, nikah bitti artık değil. Yok öyle. Bu senin ilgi etki alanından çıkıyor. Herhangi i̇şte bir benim namusumu kirletti diyor. Halbuki hiç kimse kimsenin namusunu kirletemez. Bana emanet olduğu için İnsan namusunu... kendi namusunu kirletir. Kimse kimsenin namusunu kirletemez. Töre, namus cinayetleri. Bu yanlış tarihi birikimi bir an evvel aşmamız lazım. Ben çok önemli Doğan Bey'di. Soyadı neydi şimdi hatırlamıyorum. Bir bilim adamı, Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı, müfettişi ya da evet. Duygusuz gençlik diye bir rapor hazırladı. Biliyor musunuz hocam hemen, onu? Hemen söyleyeyim ben. O kadar önemli ki lütfen. Siz biliyorsunuz değil açacağım mi? Açacağım o başlığı. Evet evet. Didem Hanım, o şeyi her gün kanallarda yayınlamak lazım. Aile, anne babasının çektiği acıları görmeyen, etrafındaki insanlarla ilgili sıkıntıları bencilce karşılayan, aldırmayan, örneğin şehitler geldiği zaman en ufak bir reaksiyon göstermeyen, anne baba ağlayan anne babasını anlamayan, anlatabiliyor muyum? Böyle duygusuz, sadece eğlenmeye hedefli bir gençlik yetişiyor diyor. Maalesef. Ve biz bunun önüne alamazsak ahlaken, maneviyat bakımından, insani haklara saygı bakımından, hiçbir haber Doğan Ceylan evet. MEP müfettişi. Süper yani. Evet. Bakın bu Milli Eğitim İzmir Ödemiş Kaymakçı Çok evet, Program evet. Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'in iki öğrencisi tarafından öldürülmesi olayının soruşturmasına görev alıyor ve raporunda da duygusuz nesil tehlikesine dikkat ve çekiyor. Çok evet. Vahim. Yani evet. Bakın buraya baktığınız zaman ben şuraya gireceğim oradan. Örneğin bu kadıncağız hepimizi Emine perişan bu, evet. Eden Emine Hanım'ı öldürülmesi olayında kameraya çekeceğine tamam çek o da bir şey de o zaten oldu. Kardeşim biraz itiklesen kakatlasan o kadın belki de ölmeyecek yaralanacak. Gene Fatma Şahin döneminde bana bir kadının çocuğunu babası tarafından kaçırdığını, babanın akli melekelerinin çok sağlam olmadığını ve çocuğun kaybolduğunu benim bu konuyla ilgilenmem adli müzaheret üzerinden talep edildi. Ve biz bu çocuğu bulduk. Allah'a çok şükür emniyetin çok koordineli çalışmasıyla bulduk. Ve kadına yakın koruma tayin ettirdik. Bakın işte kadına değil, faile koruma denetleme tayin ettirmeliyiz. Ettirdik, çok güzel. Kadının da bütün yaptığı her gün sabahleyin Üsküdar'da oluyor bu vaka. Alıyor Üsküdar'daki evinden okuluna çocuğunu götürüyor. Polis refakatinde çukurcuk çıkacağı zaman gene polisle gidiyor. Anne çocuğunu alıyor, bu aylar sürüyor. Bir gün yetersizlikten koruma telefon ediyor. Sakın ben gelmeden çıkmayın. Gerekirse bugün gitmeyin. Özel bir göreve gitmek zorundayım ama geleceğim. Kadın diyor ki ya her şey okul yakın. Her dakikada gidiyoruz hiçbir şey olmuyor. O gün çıkıyor. O gün delik deşik edildi. Ama ne oldu biliyor musunuz? Çok şükür bakın tüylerim diken dikendir. Duyduğumda deliriyordum. O gün etraftan şey yaptılar. Müdahale ederek kadının ölmesi engellendi. Ama çok uzun süre tedavi altında kaldı. Şimdi bir de böyle bu duygusuz nesile peki. Örnek. Bakın şimdi sizin kadın adı... dövülüyor. Evet. Sokak ortasında bir tamam. Şiddet var. Şiddeti herhalde Nülüfer Hanım daha iyi anlatır. İstanbul Şiddet Sözleşmesi kısaca bağlayayım. Şiddeti önleme ve şiddet varsa bunu denetleme, bunun sonuçlarını rapor etmek için yazılmış ve 6284 sayılı kanunun ve ondan evvelki evveliyatın yanlışlarını da kapatarak daha iyi bir sistem getirmiş. 6284 arkadaşım da söyleyecektir. Zaman zaman istismar edilmiyor mu? Evet ediliyor. Ama istismar edildiğinde bunun
tespitini yapacak olan mahkemeler var. Evet. Daha çok yargılama ve duruşma yapılmalı. Ama öyle bir hal aldı ki bunu da kabul edelim. Nasıl bir yük? Esas mahkemenin değişik iş dosyası üzerinden gelen 6284 incelemesi yüzünden çalışamaz hale geldiğini de biliyoruz. O kadar çok şiddet var yani. Şimdi aslında bazı bizim daha da açmak istediğimiz başlıkları başlık başlık değindiniz siz. İşte yasa ne kadar uygulanabiliyor, ne yapmak lazım? İşte bu emanetsiniz meselesini biraz daha açmak istiyorum, daha net anlaşılsın bir diye. Bir şey daha ilave edeceğim. Ve cinsiyet eşitliği meselesini biraz daha açalım. Bu erkeklik ideoloji başlığını sevdim. O ideolojiyle nasıl mücadele etmek bir lazım? Şey daha ama iki değerli konumu da dinleyeyim, sonra hepsini açacağım. Bir vurgulama daha yapayım bu cinsiyet eşitliği konusunda. Şüphesiz aile Türk toplumunun temeli ve anayasa tarafından korunuyor. Bunda hiçbirimizin itirazı yok. Ama insanların da kendi tarzlarını, kendi eğilimlerini serbestçe yaşama hakkı var. Bir kere İslam'da var bu. Mesken masumiyeti var. Evinde ne yapıyorsan yaparsın, kimse karışamaz İslam dinine göre. Anayasada da öyle mesken masumiyeti var. Dolayısıyla insanların yaşam tarzlarına, yaşam biçimlerine karışamayız. Ama ailenin önüne de rol model olarak dayatılmasına karşı çıkarız. O da tartışma, ayrı bir tartışma ama bir adım adım konusu. Gidelim. Hepsini ama bunu söylemek zorundayız. Tabii ona gelince daha ayrıntılı konuşuruz. Yani işte buradan da itiraz ederek o cahil güruhun arasına katılanlar var bilmeden. Hocanın söylediği Bu sözleşmeyi sadece Türkiye'nin bir sözleşmesi ve sorunu değil, uluslararası bir sözleşme, evet. 34 devletin imza altına aldığı bir sözleşme, Rusya ve Azerbaycan hariç. Peki, teşekkürler. Nilüfer Hanım, hep geliyorum, en son size söz vereceğim bu tartışmalar üzerine. Belki yeni tartışmamı başlatacaksınız, yoksa senin fikir misiniz merak ediyorum ben de, ama Sayın Buluk, sizi dinlemek istiyorum. Mesela bu sözleşmesi üzerinden yaşanan tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Aslında sonra diğer başlıkları ayrı ayrı açacağım. Evet, hepsi konuşmaya değer ve önemli başlıklar. Aslında biraz bilgi vermek lazım. Aile birlikteliğini hiçbir kanun, hiçbir sözleşme dağıtamaz. Eğer ailenin değerleri kadın ve erkek tarafından kurgulanmış ise bunu hiçbir şey yıkamaz. O nedenle İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirirken ya da İstanbul Sözleşmesi'ne yaklaşırken gerçekten okunduğuna, anlaşıldığına ben de inanmıyorum. İşte orada en çok karşı çıkılan şey İstanbul Sözleşmesi'nde kadının beyanı. Evet. Demek ki kanunlarda bir eksiklik var ki, ve bu yalnızca kadına şiddet ya da şiddet sorunu Türkiye'nin de sorunu değil aslında. Tüm Avrupa ülkelerinin sorunu. 24 ülkede yapılan araştırmada, 18-74 yaş arası kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmada 3 tane kadından bir tanesi şiddet görüyor. Ve demek ki tüm uluslararası alanda kadınlarla ilgili kanunların yapılması, sözleşmeler altına alınması gerekiyor ki kadın haklarını koruyabilmesi için. Yoksa kadının beyanının esas olması erkekleri neden bu kadar rahatsız ediyor? Çünkü kadının beyanının esas olması, bu da bir erkek bakış açısı. Orada geçen toplumsal cinsiyet eşitliğinin de yanlış anlaşılıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine de bütün erkek egemen bakış açısı ve erkek zihniyeti karşısında. Çok özür dilerim. Sırf kadının beyanı değil. Arkadaşım teyit edecek uygulamacı olarak, erkek de gidiyor beyan ediyor, kadından önce o da koruma alıyor. Hiç böyle bir ayrım kadın yok. Kadın erkek ayrımı yok diyorsunuz. Asla. Evet, çünkü 6284 sayılı yasa delil istemiyor. Yani o sebeple bu erkek de bu beyanda bulunabilir. Tabii çok koruma kararı alan erkek var tabii. Aynen. Ki daha geçen hafta bir dosyamda adam var. Bir de ev içi şiddet dediği de zaman herkesi kapsıyor. Çocuğa yönelik, büyük anneye. Her şeyi kapsıyor. Öyle bir şey yok. Peki. Şöyle yapayım ben. Bir virgül koyayım Sayın Bulut. Virgülün ardından hem sizi hem de Sayın Gaye Uslu'yu dinleyeyim. Olur mu efendim? Bir ara veriyoruz. Nilüfer Bulut'la ve Gaye Hanım'la ve diğer konuklarımla devam ediyoruz efendim. Biraz ara.
Evet, devam ediyoruz yayınımıza. Hashtagler açıp işte bu alanda mücadele etmek sadece yetmiyor. Dolayısıyla programlar da yapıp toplumsal duyarlılığı ve ne yapmak gerektiğini ayrıntılı konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla bu yayın bir kadın olarak benim için çok çok önemli. Kurumum için de çok çok önemli. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Yoğun da bir ilgi olduğunu söyledi arkadaşlar. Biz en azından bir bilgi vermeye çalışıyoruz. Biraz kafalardaki yanlış ve meseleleri aydınlatmaya, soru işaretlerini aydınlatmaya çalışıyoruz. Nilüfer Hanım, siz devam edin, yarım kalmıştı Sayın Bulut. Evet. Sonra birkaç başlık var ayrıntılı açmak istediğim. Sorun nereden kaynaklanıyor? Ne yapmak lazım? LGBT tartışması var. Buyurun lütfen, siz devam edin. Evet, ben İstanbul Sözleşmesi'nin gerek ülkemiz adına, gerek insanlık adına, gerek de gerçekten Avrupa ülkesinde insan hakları adına bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve bu konuda bütün destek veren kadın örgütlerine, STK'lara da teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte Aşkın Hocam'dan bu sözleşmeye sahip çıkmamız gerektiğini istiyorum ve çok doğru anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir kadınların erkekler karşısında yüceltmek, onların karşısına feminist bir hareketle çıkmak ve onu desteklemek anlamında anlaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani şiddetin de yalnızca kadın ve erkek meselesi üzerinden çözülmeyeceğini de düşünüyorum. Bu bir insanlık meselesi. Ama her alanda güçlü olanın güçsüz olanı ezdiği her ortamda şiddetle karşı karşıya kalıyoruz. Maalesef. Evet, eğitim diyoruz ama tam eğitimin temeline inerken, aileye inerken, kadına emanet olarak algılanırken, toplumda, iş hayatında, her alanda bir tek kadının öldürülmesi gerekmiyor. Kadın öldürüldüğü zaman tepki koyuyoruz. Kadın öldürüldüğü zaman sesimiz çıkıyor ve bizler akıla geliyoruz. Hı hı. Ekonominin her alanında, iş hayatının her alanında da psikolojik şiddetten tutun da kadınlar birçok şiddete maruz kalıyorlar. Temeli nereden kaynaklanıyor? Nereden kaynaklanıyor? Tamamıyla erkek egemen bakış açısından kaynaklanıyor. Yani ben bulunduğum TİKAT olarak bugüne kadar kadınların güçlenmesi adına, İstihdamda kadın sayısının artması adına, hı hı, ekonomik anlamda kadının güçlenmesi anlamında birçok çalışmalara imza atmış bir derneğin temsilcisi olarak gerçekten etrafımda iş dünyası olsun, erkek egemen STK başkanlarının yaklaşımlarına baktığımızda onlar dahi erkek egemen bir zihniyeti savunuyorlar. Nilüfer Hanım, bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Diyor ki, neden Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da kadına şiddet her geçen gün yıl artıyor? Avrupa'da mesela İsveç gibi kadın erkek eşitliğinin sağlandığı bir yerde neden şiddet çok yüksek seviyelerde? Tamam, oralarda şiddet çok yüksek seviyelerde. Avrupa'da da olabilir, artabilir. Ama Türkiye'deki gibi kadınlar öldürülüyor mu orada bu kadar yüksek seviyelerde? Kadınlar farklı nedenler. Nasıl efendim? Türkiye'deki kadar ölüm oranları yok. Şiddete maruz kalıyorlar ama Türkiye'deki kadar ölüm oranları, öldürme yok. Türkiye'deki sebep de belli. Baştan beri bütün konuşmacılarımızın belirttiği gibi erkek egemen. Erkek güçlü olarak yetiştiriliyor. Hı hı. Erkeğe sen güçlüsün diyor. Devamlı egosu şişirilerek büyüyor. Ve bir evlilikte, bir aile birlikteliğinde hep kadın ne kadar ekonomik anlamda bağımsızlığını da ilan etmiş olsa ya da ekonomik anlamda evin birlikteliğine katkı da sunmuş olsa erkek hep itaat bekliyor. Bu evde böyle, aslında iş hayatında da böyle. Eğer siz bir iş ortamında erkeğin alanına girmeye kalktığınızda, erkeğin mesleğinin önüne geçmeye kalktığınızda aynı şiddete de maruz kalıyorsunuz. Hemen duvar. Diyor ki bekle orada, sen benim alanıma giremezsin. Ancak benim sana çizdiğim alan içerisinde hareket edersin. İşte buradan kaynaklı kadın ve erkek çatışmasının ancak zihinsel, evrimsel değişimlerle biz elde edebiliriz. Evet, bugün zaten bu bir o değişimin yıllık, nasıl olması gerektiğini iki konuşuyoruz. 2 yıllık, 10 yıllık değil. Bu çok büyük bir süreç gerektiriyor. Ama kadına yönelik şiddeti şu an televizyonlarda ben... Programa çıkmadan önce de birçok kadından telefonlar da aldım. Birçok sorunlarını dile getirdiler. Bizden umut bekliyorlar, çözüm evet, bekliyorlar. Biz ancak ne yapabiliriz? Gerçekten bu masanın etrafındaki kadınlar olarak öldürülen kadınlarımızın kalan evlatlarının yaşadıklarına sahip çıkarak Sayın Avukat Hanım'ın söylediği Selam gibi devam ederek, takip ederek kısa vadede bu tür çözümlerle belki toplum üzerinde, erkekler üzerinde
baskı yaratarak bu işe çözüm üretebiliriz. Ama soruya aksi bir takdirde... cevap vermek istiyorum. Tamam, bir Gaye Hanım'dan sonra size geleyim mi? Buyurun Sayın Usta. Siz meselenin özünde ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani şimdi, erkek ideolojisi midir? Önce ben size teşekkür etmek ben istiyorum. Ben teşekkür ederim. Bu kadar çeşitlilik ve yelpazenin renklerini içeren kadınların bir araya gelmesi ve diyalog ortamının oluşabilmesi. Bunun mimarı sizsiniz. Onun için teşekkür etmek istiyorum. Şimdi gerçekten İstanbul Sözleşmesi'ni çok önemsiyorum ben. Buradaki herkes gibi. 2011 yılında kadına şiddet, bakın sadece aile değil, kadına şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik imzalanan bir sözleşme. Bu sözleşme kendiliğinden doğan bir sözleşme değil. Bir gereksinimden doğuyor. Ve dünyanın her tarafında kadına şiddet bir sorun. Bütün ülkeler kadına şiddete karşı çözümler arıyorlar ve bu anlamda başta tabii ki bu ülkede yaşayan kadınlar olarak bütün kadın sivil toplum örgütlerine ben teşekkür etmek istiyorum. Hani bu erkeklerin sunduğu, imzayı attıkları bir sözleşme gibi değil de kadın derneklerinin, kadın sivil toplum örgütlerinin ortak hareketi, dünyadaki seslere kulak vermeleri, bir anlamda ortak bir başarı öyküsünden de bahsetmemiz lazım. Şimdi bir sözleşmeye taraf olarak bir ülke imza attığında bu imzayla çok övünebiliriz. İşte İstanbul'da olması bizim için övünülecek, ilk imzayı bizim atmış olmamız övünülecektir. Ancak bir sözleşmeye imza attığımızda taraf oluyoruz. Yani o sözleşmede ne yazıyorsa, hangi maddeler varsa, neler isteniyorsa diyoruz ki evet biz bu yükümlülükleri yerine getireceğiz. Yani bir anlamda bir akit yapıyoruz o sözleşmeye imza atarak. Hemen ardından anayasada o sözleşme içeriğiyle uyumlu değişikliklerin yapılması gerekiyor ki İstanbul Sözleşmesi'ne 2011'de imza attıktan sonra 2012 yılında 6284 sayılı yasanın çıkması aslında İstanbul Sözleşmesi'nde kabul ettiğimiz maddeleri yasal hale getirmek ve yasanın koruması altına sokmak. Evet. Şimdi imzaladık, ilgili yasayı çıkardık. Biraz önce Sayın Aşkın Hanım çok güzel belirtti. Bu yasanın içerisinde önleme var. Yani şiddeti nasıl önleyeceğiz? Önleyeceğiz. Bu yasanın içinde kadının korunması var. Yani önledik ama önleyene kadar geçen sürede nasıl koruyacağız? Tekrarını nasıl engelleyeceğiz? Yapanı, şiddeti uygulayanı cezalandırma var. Ki burada şiddetin tekrarıyla, derecesiyle ilintili olarak en ağır cezaların yaptırım olarak uygulanması ki cezalandırma durumunda kişinin vazgeçmesinin sağlanması ve tabii ki devletin bununla ilgili politikalar üretmesi gerekiyor. Şimdi bu anlamda baktığımızda... Bu politikalar üretilemedi mi? Bu anlamda baktığımızda tabii ki iyi niyetle hepimiz bu siyaset üstüdür diyoruz. Çünkü kadınız, çünkü kadın bakış açısı içerisindeyiz. Çoğumuzun kadın STK'larla deneyimleri var, devam eden deneyimlerimiz var. Ama bu... Konuşurken siyaset üstü konuşabiliriz, kadın olarak bilgilerimizi toparlayabiliriz ama bu siyasetin tam da kendisi. Çünkü siyaset bu konuya bakış açısını doğru düzenlerse toplumdaki bakış açısında yönetecek olan siyasetin kendisi. Peki neden siyaset bunu düzenleyemiyor? Şimdi yasaya baktığımızda, sadece kadın yok. Biraz önce Sayın Hatemi de bunu dile getirdi. Dezavantajlı grupları var toplumun. Kimler var? LGBT grubu var. Evet. Engelli kadınlar var. Etnisitesi farklı olan kadınlar var. İnanç farklılığı olan kadınlar var. Mülteciler var. Şimdi bu noktada sadece kadın diyerek baktığımızda hani burada oturan kadınlar bu toplumdaki birçok kadını temsil edebilir gibi görünüyorsa da burada olmayan farklı gruplarda bu yasanın koruması altında bir kere bunun altını çizmemiz gerekiyor. Ve şiddet dediğimizde doğru olmayan bir inanış veya bakış açısı burada bahsedilen şiddet sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet de bunun içinde, ekonomik şiddet de bunun içinde, her türlü toplumsal şiddet de bunun içinde. Dolayısıyla hani dövmüyor ama para vermiyor. Dövmüyor ama maaşına el koyuyor. Dövmüyor ama düşük harçlık veriyor. Şimdi bunların hepsi şiddet kapsamı içerisinde.
Şimdi bu yasanın en önemli özelliklerinden birisi de izlemin olması. Yani siz yeni bir yasa 6284 sayılı yasayı çıkarttınız. İşte diyorsunuz ki kadın delil göstermek zorunda değil. Koruma ister ama bir de beyan diyoruz ki Türkiye'de istedim. Ölen kadınların çoğunun cebinde korunma belgesi de var. Yani şikayet etmiş, korunma belgesini almış ama cebindeki belgeye rağmen kadınlar öldürülüyorsa bir sorun var. İşin özünde toplumsal cinsiyet eşitliğinin, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının bu toplumda özümsenmemiş, özümsendirilmemiş olması olduğunu da atlamamamız gerekiyor. Bakınız ben bir üniversite öğretim üyesiyim. Şu anda halen siyasi kimliğimin yanında öğretim üyesi kimliğim, akademisyenliğim devam ediyor. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi'nden başlayarak üniversitelerde kadın sorunları araştırma ve uygulama merkezleri açılıyor. Ve gerçekten de 2018'e geldiğimizde 85 merkez var üniversitelerde. İşte kadın sorunları üniversitelerde, üniversitenin dışında bunu çözmek için neler yapalım? Ve YÖK'ün de bu konuda çok güzel adımları var. YÖK bu kadın araştırma merkezlerin tarafından hazırlanan raporları birleştiriyor ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelli tutum belgesi diye bir belge yayınlanıyor. Peki. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı bir toplumsal cinsiyet eşitliği programı başlatıyor. İşte tam bu noktada siyaset devreye giriyor ve bir anda YÖK Başkanı diyor ki ben bu tutum belgesini kaldırıyorum çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı. Ne zaman bizim, olmuştu bu? Bu da geçtiğimiz yıl içinde oldu. Bizim gelenek ve göreneklerimizle ters düşüyor. Biz burada toplumsal cinsiyet eşitliği demeyeceğiz. Adalet temelli tutumdan bahsedeceğiz. Elbette ki adalet çok önemli. Yani kadın eşitlik dediğimiz noktada adaletin de olması lazım. Ama biz toplumsal cinsiyet eşitliğini kabul etmeden toplumsal adaletten bahsedemeyiz. Peki. Hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı da toplumsal cinsiyet eşitliği programlarını kaldırıyor. Şimdi biz toplumda toplumsal cinsiyet eşitliği temelli yaklaşımı özümsetemezsek, bunun arkasında siyaset dik duramazsa, siyasetin içindeki erk çoğunlukla erkeklerden oluşuyorsa ve o erkekler kadına ilişkin sözlerinde dikkatli davranmıyorlarsa, şimdi biraz önce Diyanet İşleri Başkanı'nın işte kadınların canı, malı, onuru bize emanet. Şimdi bu talihsiz bir açıklama ama bakın bunu söylerken aslında dikkat etmesi gerekirken dikkat etmemesi kadını tekrar ikincil bir konuma düşürüyor. Ben arkadaşlarımdan şunu rica ettim. Eğer Sayın Ali Erbaş burada tam olarak ne demek istedi, bir kamuoyunu aydınlatmak istiyorlarsa Sayın Ali Erbaş'ın yayına bağlanması bizim için çok anlamlı ve çok kıymetli olacaktır. Arkadaşlarım zaten kendisiyle görüşüyorlar. Umarım yayına bağlanmayı kabul eder. Şimdi, Sayın Profesör Doktor Ali Erbaş sizi yayına bekliyor. Şimdi bağlayacağım bu lütfen. Genel çerçeveden sonra. Burada değinmek istediğim bir kere eğitim sorununun çok önemli olduğu ve eğitimin bu yasanın bir parçası olması gerektiği zaten İstanbul Sözleşmesi'nde de var. Ne yapılması gerektiğini ilerleyen dakikalarda başka başlıklardan yani devam edelim. Hocam baskı gruplarından bahsediyorsun değil mi? Hayır, acaba idareye, bürokrasiye tesir eden baskı grupları var. Şimdi Türk Medeni Kanunu'nda baskı grupları var diyorsun. Var. Siyasi iradeye baskı yapan grupluya, gruplar. Bürokrasiye yapılan bunlar evet. Baskı i̇şte grupları işte. Baskı gruplarının karşı baskı. Da kurulması lazım. Evet. Orada da sivil topluma çok görev düşüyor. Peki bu şimdi, o baskı fakat sivil topluma da erkeklerin sözü geçiyor. Sivil toplum konusunda gerçekten ben de aynı düşüncedeyim. İki yıl önce biliyorsunuz tecavüzcünün aklanmasına yönelik bir yasa çıkartılmak istendi. Evet. O zamanki, ama orada kadem, tikat falan o zamanki adalet çok mükemmel. Ben devam edebilir miyim? Pardon. O zaman Adalet Bakanı konuşma yaparken gerçekten hani o kadar o da içselleştirmemiş. Bence çok isteyerek yaptığı bir konuşma değildi. Çocuğun rızasıyla dedi. Bakın bir yasa çıkartıyoruz, çıkartmaya çalışıyoruz. Tecavüzcünün evlenmesi durumunda işte cezadan muaf tutulması. Adalet Bakanı çocuğun rızası. Bir kere şimdi
bir ilişkide çocuğun rızası diye çocuk bir şey. Çocuk rızayı aynı kelime altında aynı cümle içinde kullanmak evet. Önemli bir sorun. Ama burada geleceğim nokta, kadın örgütleri ayaklandı. Bakın biz o sırada meclisteki milletvekili kadınlar olarak bir birliktelik sergilemeye çalıştıysak da sergileyemediniz mi beraber? Ben şöyle bir ayağa kalkacağım. Şimdi şöyle, siyasette egemen olan erkekler ve dolayısıyla farklı siyasi partilerdeki kadınlar kendi siyasi partisinin geniş görüşüne karşı çıkabilecek güçte bravo, değil. Ne bravo, kadar iyi niyetli olursak olalım. Şimdi dışarıda, meclisin dışında, grup toplantısının dışında aynı şeyi tartışabiliyoruz. Aynı bakış açısı içindeyiz. Ama siyasi erkin baskısı da belli. Burada kadın örgütleri meclisin kapısına dayandılar. Kademi'de dayandı, Mor Çatısı'na dayandı. Nilüfer Hanım tikat olarak bize mücadele verdik. Ve sonuçta bütün kadın dernekleri, evet, bütün yani hiç hepsi dayandı. Hı-hı. Ve sonuçta bu yasanın geri çekilmesine neden olan kadın sivil toplum örgütlerinin dik durmaları, hı-hı, birlikte durmaları. Bu nedenle ben siyaseti önemsiyorum. Siyasetin içindeki kadınlara da, burada siyasetin içinden gerçekten Sayın Aşkın Hasan'ın da yaptıklarını ve katkılarını hiç unutmamak lazım. Ama bizlerin siyasetin içindeki kadınlar olarak ve halen siyasetin içindeki kadınların birleşmeleri, belki bir daha milletvekili olmayabilirler, ama bu topluma ne kazandıracağız? Bittiğinde... Evet. Bu topluma ne kazandıracağız? Örneğin Aşkın Hanım diyor ki İstanbul belki, Sözleşmesi'nde ben vardım diyor. Belki biz bu yayında bunu gösteririz. Ben vardım diyorsunuz. Gaye Hanım, umarım biz bu yayında bunu gösterebiliriz İnşallah. En azından. Kezban Hanım, önce siz söz istediniz. Bir noktada ilaveniz var galiba. Dediniz, katkınız sonra. Minik Gaye Hanım, çok güzel bir husus. Tamam, bir peki senin geldi. Önce. Çok minik bir cümlem var. Toplumsal cinsiyet adaletin olarak söyleniyor dedi. Hı hı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği bile telaffuz edilemiyor ve toplumsal cinsiyet adalet adı altında aslında kadınların tüm kazanımlarına göz dikilmiş durumda. Hem medeni kanun hem Türk Ceza Kanunu çerçevesinde. O yüzden toplumsal cinsiyet adaleti derken ben bir adım geri duruyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği noktasına bir gelebilsek. Kezban Hanım bir baskı grubundan bahsetti. Toplumsal cinsiyet eşitliği. Kim o baskı grubunu? Baskı yapıyor? Grubundan önce kavramlar bir izleyici üzerinden... dedi ki evet, ileri toplumlarda da işte Amerika Birleşik Devletleri'nde, evet, Batı Avrupa'da da ileri seviyedeki toplumlarda şiddet da dedi. Şiddet var. Oradaki şiddet kadına özgü şiddet değil. Bizde geleneksel kültürel argümanlardan kaynaklanan şiddet kıskançlık var. Bunun öfke üzerinde durmamız lazım. Amerika'da alıyor eline tüfeği, tarıyor. O erkeği de tarıyor, çoluğu çocuğu da tarıyor. Toplumsal şiddet başka, kültürel nedenlerle kaynaklanan şiddet fazla. İstanbul bunun Sözleşmesi bunu işte bunu engellemeye. Tabii ki kültürel gerekçeleri getirmeyin diyor. Aynen öyle. Evet. Aynen. Hı. Ama acaba yani şu fakat değil, bunlar yok. İstisnasız eşitlik. Hangi cins olursa olsun. Peki. Bunun şimdi, üzerinde durmak zorundayız. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ndeki az kimler önce... Kimler var dediniz onu da söyleyeyim eğer araya girmiyorsanız. Onu söyleyeyim ben. Şu, baskı grupları var. Aha. Baskı gruplar idareye, bürokrasiye, evet, ve üst kademelere, siyasete, meclise, yasa yapanlara, işte biraz evvel akademisyen hanımefendinin, milletvekili hanımefendinin söylediği gibi var. Ve bunlar yapıyor işte bu baskıyı. Örneğin tarikatlar var. Bunun daha ötesi açık var mı? Açık söyleyelim diyorsunuz. Açık açık söyleyelim. Türkiye'de ve o konuya gelelim istiyorsanız. Evet, çok gelelim. Ciddi bir yapılanma var. Ve FETÖ olayından sonra çok ciddiyetle ele alınması gereken bir konudur bu. Nasıl baskı yapıyor tarikatlar siyaset üzerinde? O kadın üzerinden, seçim üzerinden baskı yapıyor. Her konuda baskı yapıyor. Bunun AK Parti'yle, CHP'yle falan alakası Hanım, da yok. Kezban Hanım, İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmazsanız size o yok mu diyor mesela? Ben onun ne dediğini bilmiyorum. Yani. Toparlanıp bir vakıf kurmuşlar mesela. Nedir o vakıf? İşte avukat arkadaşım, daha onu güzel genç arkadaşım söyleyecek. Mağdur Babalar Vakfı. Ne bu ya? Mağdur boşanmış, Babalar. Boşanmış Mağdur Babalar Vakfı. Arkasından da hani şu Emine Bulut'un katilini öven. Arkasından da bu geçen gün yaşadığımız bu canavarca vahşeti iyi oldu diyecek kadar kafa yapısı bozuk, hasta. Allah'a çok şükür savcı tutuklamış, onu duydum. Bir yapılanma var. Bunlar bakın toplumda çok ciddi anlamda gelecek nesilleri etkileyen ve
temel hak ve hürriyetlerin, demokrasinin önünde de tıkaç olabilecek yapılanmalardır bunlar. Maalesef. Bunlara hiç çok söylediği söz değil ki. Lazım. İşte İstanbul Sözleşmesi aktif uygulansa o bu sözü ikinci kez söyleyemeyecek. Söyleyemeyecek. İlk söylediği söz değil ki, karılarını dövenleri öven sözleri vardı. İzmir'de yargılandı. Zaten onları bırakın. Meşhur televizyon kanallarında konuşan din adamları var. Din adına konuşan, sahurda konuşan, iftar programında konuşan, kadını aşağılayan, git ya kızım niye kayınvalidenin evine gittin dayak yiyince, sen evini niye bıraktın bence diye. Bence o programları olmaması lazım yani. Zaman, ya da daha diyaneti bu işe el atması yani, lazım yani. İnsanın şimdi bu ulvi duygularını, kadın, dini çocuğunun duygularını gözü önünde, çocuğunun gözü önünde gırtlağı kesiliyor. Daha ötesi var böylesine mı bunun? Böylesine bir vahşet var. Ve bunu övebiliyor birisi. Böyle bir cesareti buluyor işte. Mesele bu. Ve koca koca Dinamada, akademisyen. Altını çizmek istediğim bakın, bu. Bu cesareti bulabilmek. Bakın sadece akademisyenler değil. Didem Hanım. Hı hı. Çok üst düzeyde, ismini almayacağım ama programlarda, belki de sizin programında mı başka bir kanalda mı, hı hı, üst düzey bir araştırma yetkilisi konuşurken, ben kültürel olduğu kanaatinde değilim. İşte bu izleyicinin sorduğu soru gibi, dünyanın her yerinde şiddet var deyip sıradanlaştırıyor. Şiddet sıradanlaştı zaten ülkemde, evet, benim. Bu alanda kadınlarla kadın hakları konusunda çalışan çok değerli bir isim Sayın Canan Güllü şöyle bir mesaj atmış. Oradan devam edelim. İşte kitabın ortasından bizden hepimiz selam ediyoruz çok ona. Çok sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Canan Hanım diyor ki sanal din tacirleri, cemaatler, tarikatlar, siyasi i̇şte pazarlığı geleceğiz cümlesine, hı-hı, federasyon olarak biz de imzamızı koyuyoruz diyor. Ve bakanlıklara işte eleman yerleştirme pazarlıkları üzerinden bazı işte baskılar yapılmaya çalışılıyor. Biz diyor hükümet STK işbirliği tekrar başlarsa bu konuda bir mücadele etmeye hazırız diyor. Siz bu konuda Selin Hanım ne düşünüyorsunuz? Özellikle bazı işte tarikatlar, cemaatler, siyasi irade üzerinde bunu sadece AK Parti olarak nitelendirmemek lazım. Diğer partiler üzerinde de, tabii, bir baskı, ciddi bir baskı unsuru oluşturuyorlar mı? Ne baskı altına giriyor iktidar acaba? Bunu ben sormak istiyorum. İçin giriyor. Bir saniye Kezban Hanım. Ben sürekli iki sene yakın, belki daha fazla o tarikatların yayın organları tarafından hedef gösterilen bir STK'nın mensubuyum. Yaptığımız her hususa kadınların nafaka hakkını gerçekleri anlattığımız için, bu ülkede süresiz nafaka yok dediğimiz için, gerçekleri anlattığımız için tam bir senedir sürekli hedef gösteriliyoruz. Neden siyasi iktidar bu cemaatlerin baskısına maruz kalıyor? Ben sormak istiyorum. Ben uygulanmasını istediğim yasalar ve anayasa madde 90 çerçevesinde benim yasa hükmümde olan İstanbul Sözleşmesi'nin gerçeklerine getirmek istiyorum. Pratikte uygulamak istiyorum. Fakat cevap olarak da bir takım tarikatlardan bahsediliyor. Hatta Milli Gazete İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin en tehlikeli, bekası için en tehlikeli şeydir diyebiliyor. Yürürlükte olan bir yasadan böyle söz etmek için nasıl cesaret buluyorlar? Ben de bunu soruyorum. Yani basın savcıları okuyor mu gazeteleri? Nasıl cesaret bulabiliyorlar? Ve bu hakikaten çok tehlikeli bir nokta. Aşkın Hanım, bir gördünüz. Ben Grevio seçildim ve ilk toplantıya katıldım. O toplantıda ülkelerin isimlerini vermeyeyim şimdi. Birçok ülkenin raporu incelendi. Yani şurada konuştuklarımız aslında başka ülkelerde de hemen hemen olan şeyler. Yani belki size klişe bir sözcük gibi gelecek. Çok özür diliyorum hakikaten. Başka ülkelerde bu şekilde, bu düzeyde mi konuşuluyor? Şimdi bakın bazı ülkelerde, bak hakikaten bazı ülkelerde orada da baskı grupları var. Ve dindar, yani gerçi Kezban Hanım isim verme dedi bana ama hakikaten de orada da öyle sıkıntılar olabiliyor. Bazı verelim isim canım. Kilise grupları bu olabiliyor. Bu devletler imza altına öyle alıyor. Şey. Önemli olan. Bizim önemli için yaratılmadı bu sözler. Evet, aynen. Önemli olan mesela bazı dinlerde boşanmak tamamıyla yasak biliyorsunuz. Tamamıyla. Katoliklerde ve o kadar sert tepki gösteriyorlar. Bu sözleşme ki o ülkelerde de bu kadar rahatsızlık yaratıyor. Aynen. Ve şu anda ülkemizde koparılan o fırtınanın benzerleri orada. Hangi ülkede? Hangi ülkelerde? Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamında. Aynı gürültüleri çıkartıyorlar. Konuşmasınız. Aynı gürültüleri çıkartıyorlar ve insan, aynı bizim gibi kişiler çıkıyor televizyonlara. Hı hı. Avrupa Konseyi'nin
yetkilileri, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları çıkıp açıklamalar yapıyorlar bu konuda. Şimdi önemli olan böyle şeyler oluyor ama burada aklı selim davranmak lazım. Hı hı. Yani tabii ki olur, her yerde oluyor, oluyor başka ülkeler. Doğru hareket etmek lazım, doğru neyse onu uygulamak gerekiyor. Ve şu anda da bunu görüyoruz zaten hayatımızda. Yani bakanlıkların çalışmalarına baktığımızda, yapılanlara baktığımızda bir gidişat var ve bu bir süreçtir. Bakın biz bu şiddet önleme izleme merkezlerini kurduğumuz zaman hemen hemen bütün ülkeleri inceledik. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Hı hı. Çok özgün bir model kurguladık biz. Oradaki deneyimlerden yola çıkarak. Ve bize söylenen şey şuydu. Biz bu mücadelenin henüz başındayız. Bakın 100 yıldır, 50 yıldır mücadele ediyorlar ve bize söyledikleri şey, biz bunun hala başındayız. Şimdi bana soracak olursanız ne fark gördünüz onlarla bizim aramızda? Bence bizim ülkemizde bir inkar var. Bir kere ondan vazgeçmemiz lazım. Ben bir sürü toplantıya üst düzey toplantılara katıldım. İngiltere'nin bakanı. Aynı böyle oturduğumuz platformda ben konuşmacıydım. O da konuşmacıydı. Kendisi, evet bizim ülkemizde şiddet var. Her gece Londra sokaklarında şu kadar kadın, şu kadar ve şey vererek, sayı vererek. Hı hı. Şimdi problemi kabul etmek o kadar önemli ki zaten çözmenin, hı hı, yarısı. Önce biz bunu kabul edelim bir kere. Evet. Kabul edelim aklı selim. Ondan sonra biz bunu nasıl çözeceğiz? Tabii o nasıl şimdi, çözeceğimize geçeceğiz. Bir problemi bir anlamaya çalışıyoruz. Diğer türlü enerjimiz habire problemi kabul ettirmekle geçiyor. Hı hı. Yani bu en büyük yanlışlık bence bu. Peki. Ama diğer imzacı ülkeler noktasına Aşkın Hanım değinmişken ben 2015'te Balkanlar'da İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ülkelerle bir araya geldiğimizde ben de Türkiye adına katılmıştım ve fark ettim ki bizden çok daha iyiler imzacılar. Bakanlar. Bir kere sözleşmeyi kabul ediyorlar. Yani evet, sözleşmeyi... Ama Aşkın Hanım problemi kabul ediyorlar. Ama tabii aramızda fark o. Ama problemi bir kabul etmek var. Bizde bir kere yok. Bizim ülkemizde kadına şiddet yok. Kim bunları peki öldürüyor? Peki ama İstanbul Sözleşmesi aleyhine bu kadar konuşan, yazan, çizen gazetecilere artık kimlere neden üst düzey yetkililerden bir açıklama gelmiyor? Yani bu açıklama bizim sözleşmemizdir. Anayasa ihlalidir bu sözleşmenin uygulanmaması diye. Neden dik bir duruş sergilenmiyor? Bence çok dik duruş sergiliyorlar. Güzel şeyler yapıyorlar. Bir bu süreçtir. Bunu kabul etmeyin. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir takım beyanları var sözleşmeyle ilgili. Yani nasıl, işte, Allah kelamı değil dedi. İstanbul Sözleşmesi nas değildir. Nas değildir şimdi dedi. Arkadaşlar zaten sözleşmenin en son maddesi sözleşmenin değiştirilmesiyle ilgili. Eğer üye devletlerden bir tanesi bir şey görürse, problem görürse teklif edebilir. Ama şu anda yani öyle bir yapılandırılmış, öyle bir yazılmış ki şu anda hiç kimse eksiklik görmüyor bile. Şu baskı meselesi yani o ondan kastediyor. Yani sonsuz hiç değiştirilemez bir şey değil ki. Taraf ülkelerden bir tanesi teklif edebilir ama bir süreç var. Değiştirilebilir tabii bazı maddeleri. Bunda bir problem yok. Çekincesiz imzaladık sözleşmeyi. Çekincesiz imzalamak da çok önemli, hmm, fakat uygulamada da aynı duruşu. Yani nasıl İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısıyız diye o zaman bakanlık web sitesi açmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Hakikaten çok gurur duyduk ve 3 sene boyunca 2011 Kasım'ından Ağustos 2014'e kadar bayağı bekledik. Bir an önce yürürlüğe girse, çünkü 13 imza ile yürürlüğe girmişti. Fakat ondan sonra beklediğimiz gibi çıkmadı. Peki biraz hızlı ilerlemek adına şu baskı meselesiyle ilgili Nihal Hanım ne düşünüyor? Baskı? İşte siyaset üzerinde nasıl bir baskı mı var? Baskı mı var? Ben ters, yani karşı baskının oluşmadığını ve kadem dışında Erdoğan'ın bu konuda yalnız bırakıldığını falan düşünüyorum aslında. Aynen. Yani 2017 8 Mart'ında mesela bir açıklama yaptı külliyede. O dönemde de yine böyle toplumda kanaat önderi, işte kendi dini grubu olan, o gruplar üzerinde etkili olan, hoca muamelesi gören kişiler çok fazla kadın aleyhinde, kadınların kazanımları aleyhinde konuşma alışkanlığı geliştirmişlerdi. Ve onları tek lahzada susturmak için, bunlar dini de bilmiyorlar. Evet. Oysa ki hani dinin bu tür normları çağa ayak uydurur. Çağa göre yeniden yorumlanır. Hani şey değildir, hani nas meselesini orada da aslında orada da dinin hükümleriyle ilgili söyledi. Ve nasıl kıyamet koptu biliyor musunuz? İnanılmaz bir rahatsızlık ayyuka çıktı. Ve o konuda işte ben medyadaki bir iki kişi ya hani
literal olarak, teknik olarak belki doğru kavramı kullanmamış olabilir. Fakat Erdoğan'ın burada kastettiği şu. Yani toplum değiştiğinde, toplumsal ilişki biçimleri değiştiğinde, üretim tüketim ilişkileri değiştiğinde, aile içindeki bireylerin görevleri değiştiğinde, dinin temel mantığını alırsınız, değişime göre yeni pratikler üretirsiniz demek istiyor. Neden bu kadar saldırıyorsunuz ve agresif davranıyorsunuz? Benim dışımda birkaç kişi falan yazdı. Ya bir elin parmağını geçmedik. Vallahi ben seni hatırlıyorum. Ve, evet yani abartı sanatı uyguluyorum gerçekten. Bir el değil, iki kişiydik belki. Yani bu kadar azdık. Ve orada şimdi şöyle bir durum, siyasetçi sonuçta. Yani belli bir çoğunluğun... Ama ben işte öyle anlayamıyorum. Belli yani... bir çoğunluğun oyunu alıyor bu kişi. Ve o çoğunluğun, o muhafazakar çoğunluğun içinden... bu kişiye, bu genel başkan, parti genel başkanı olan kişiye bir kadın grubunun, bir kadın topluluğunun, yani biz evet aynı aile değerlerini paylaşıyoruz. Aileyi tehdit etmek gibi bir niyetimiz yok. Elbette biz aileyi korumak istiyoruz ama aile böyle korunmaz. Bizim kendi kesimimiz, kendi mahallemizdeki erkeklerle bir sorunumuz var diye bir baskı grubu asıl onların oluşturması gerekiyor. Yani... burada bir kendisiyle benzer hayat tarzı, benzer değerler, benzer toplum tasavvuru üzerinden hareket eden insanların arasında bir kırılma var. Yani bu topluluğun, bu mahalle diyeceğim artık. Hani neyle ifade edeyim? Anladım. Çoğunluğu AK Parti'ye oy veren mahalleler topluluğunun ki çok geniş bir kitleden bahsediyoruz. Doğru, evet. Buradaki erkekler kadınların kazanımlarından rahatsız. Ve burada... Hayır siz haksızsınız. Yani rahatsız olanlara dönüp hayır erkekler siz haksızsınız. Siz zulmediyorsunuz diyen bir grup ve kadın, bir grup kadın ve eğer istiyorlarsa bunlara katılacak bir grup erkeğin azınlıkta olmak koşuluyla. Yalnız mı kaldı azınlıkta o kadınlar? Olmak koşuluyla. O kadınlar bunların baskı grubu oluşturması gerektiğinden bahsediyorlar. Aynen. Ve bu destek verecektir dönüşme. Yani AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın seçimlerde kadınlara durumunu iyileştirici vaatlerde bulunmasının ya da o zulmeden erkeklerin taleplerine kusura bakmayın biz size hiç kulak asmayacağız diyebilmesini sağlayacak, onların elini güçlendirecek, siyaseten, politika olarak onların elini güçlendirecek baskı gruplarına ihtiyaç var derken biraz da bunu kastediyorum. Peki neden çünkü kadın meselesinde siyaset üstü olunamıyor maalesef. Evet. Bakın az önce Gaye Hanım'ın dediği şey, yani sonuçta partiler gelip partilerdeki kadın milletvekilleri, kadın siyasi çalışanlar son kertede gelip partilerin siyasetlerinin oluşturduğu çepere ister istemez dayanıyorlar. Ve partiler üstü bir araya gelme hem AK Parti'den hem CHP'den hem İYİ Parti'den kadınların bir araya gelip güçlü bir mesaj vermesi hadisesi yaşanabiliyor mu? Yaşanamıyor. Bu akşam yaşanacak şey mi diyorum Gaye Hanım'a söz veriyorum. Çünkü farklı hayat tarzları var bu ülkede. Evet, her birinin yaşaması, her birinin yaşama hakkı var. Evet. Her birinin kendi düşüncesini ifade etme hakkı var. Fakat farklı yaşam tarzları da var. Peki Gaye. Farklı yaşam tarzlarına farklı muamele de var. Şimdi bütün ülkelerde bir kesim daha muhafazakar kadınları şimdi anlayabiliyor Sayın musunuz? Sayın Aşkın Aşan Hasan, pardon. Evet. Biraz önce değil de hani bütün ülkelerde benzer işte baş kaldırılar, sıkıntılar doğru. Ama Türkiye yapılan birçok araştırmada notu kötü, en kötü ülkelerden birisi. Örneğin Dünya Küresel Cinsiyet Eşitliği Uçurum Endeksi diye bir rapor var. 147 ülke arasında Türkiye 131. sırada. Peki, şimdi notu kötü bir ülkeyiz. Nihal Hanım'ın o eleştirisine nasıl? Şimdi, baskı grupları olduğu doğru, ona katılıyorum. Ama sonuçta siyasi erk bu baskı gruplarıyla ortaklaşıyor. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Siyasi erk baskı gruplarıyla, bazı baskı gruplarıyla başka ortaklaşıyor. Başka konularda anlaşıyorlar şimdi, çünkü. Şimdi öyle bir gerçek var. Yani. Biraz önce kademle ilgili serzenişi oldu. Sayın Bengisu'nun. Şimdi kademle ilgili de birçok kadın örgütünün kaygısı var. Neden derseniz kademin içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın birinci derece yakınları var. Dolayısıyla kadem aslında siyasi erk tarafından değil mi peki? Yani kız onun olması. Kadem siyasi erk tarafından biraz öncellenen bir kadın STK'sı. Şimdi
olumlu mudur? Bir kadın STK olarak olumludur. Ama geriye kalan 30-40 başka kadın STK'lar niye bu işin içinde yok? Niçin çok ses çıkartılmasına izin verilmiyor? Biraz önce söylediğim tecavüzcünün aklanma yasasında kadın STK'lar bağırıyor, çağırıyor, milletvekilleri çıkıyoruz, konuşuyoruz. Son noktayı kadem koydu. Çünkü tacı kademe takmak istediler. Kadem ve şu da itiraz etti ve Sayın Cumhurbaşkanı hemen yasayı geri çekelim. Ama şimdi bu ülkede yaşayan... Ama o belli kesim muhafazakar erkekler ya da tarikatlar ya da ideoloji kadem kapatılsın diyor. Yok, ben ona katılmıyorum. Yuhlayanlar oldu. Hayır, ben... Yuhlayanlar oldu. Evet. Şimdi yuhlayanlar ben oldu ona kadın. Katılmıyorum. Evet. Bu sadece kadın hareketinde değil. Geçtiğimiz 17 yıl içinde, belki geçmiş yıllarda da var mutlaka, yani bu uzun yani bir süreç. Yani şeyle ilgili eleştiri, onunla ilgili tartışma yaşayabiliriz. Tarikat, konuşuruz. Tarikat, bütün cemaat kadın birlikleri örgütleri arasında ne kadar herkes eşit olmalı, onunla ilgili şey şimdi eleştiri kadın, haklı buluyor şimdi mu? Bakın Grevio'nun raporuna baktığımızda İstanbul, evet, Sözleşmesi devletlere ya da devletleri yönetenlere kadın STK'larla işbirliği yapın diyor. Onların yapacağı araştırmalara destek olun diyor. Projelerini kabul edin, onlara finansal destek verin diyor. Ama Grevio'nun raporunda diyor ki, evet, siz kadın STK'lara destek vermiyorsunuz. Bazı kadın STK'larla aranıza mesafe koymuşsunuz. Onlarla işbirliği içinde değilsiniz. Bakın, Grevio'nun raporu çok önemli. Grevio'nun raporunu Sayın Aşkın Hasan daha iyi biliyor, içindeki bir kişi olarak. Diyor ki Grevio, ben raporu hazırlarım. Kadın STK'larla da devlet beni görüştürsün, görüştürmesin, onlarla tek tek görüşürüm, ziyaret ederim, raporlarını Hülya alırım. Hülya Gül Bahar mesela randevu almaya çalışıyordum. Ama diyor son raporu size veririm. Taraf devletin yükümlülüğü Grevio raporunu kamuoyuyla paylaşmak, STK'larla paylaşmak gizli getirmek. Bir şey değil. Parlamentoya getirmek. Bakın ne oldu? Grevio raporu legalize edilmedi ama hepimizin elinde bir rapor var. Mardin'de, evet, kadınlar çıktılar. Grevio raporu ile ilgili eylem yaptılar. Dediler ki niye verilmiyor? Bakın bu yazıyor, şu yazıyor. Mardin'de kadınlar dayak yediler. Dediler ki nereden buldunuz siz bu raporu? Şimdi bu devletin görevi. Devletin web sitesinde ben şaşırdım bir saniye. Ben size şunu hatırlatayım. Okudunuz mu bilmiyorum. Ayşe Böhürler'in bir yazısı var. Nihal Hanım da çok yazdı o konu üzerine. Yani bu mesele üzerine. Ayşe Hanım da çok yazı kalemi aldı. Ve şöyle bir cümlesi vardı Sayın Böhürler'in. Biz muhafazakar kadınlar kendi mahallemizde hem işte bir mücadele veriyoruz işte belli kesimler erkeklere karşı. Bir de işte seküler kesime karşı kendimizi anlatma derdini yaşıyoruz. O haklı, o eleştiriler... haklı eleştiriler, evet. Onları da haklı eleştiriler olarak kabul etmemiz lazım. İşte çünkü biz kadın birlikteliğini sağlarken, evet, kendi aramızda kutuplaşmaya izin vermemeliyiz. Yani herkese bulunduğu yerde inançlarıyla, doğrularıyla, yanlışlarıyla, ortak kadın hareketi, ortak sorun. Çünkü başörtülü kadın da öldürülüyor, başörtüsüz kadın da öldürülüyor. Başörtülü kadın da şiddete uğruyor, başörtüsüz de uğruyor. Kürt kadın da şiddete uğruyor, Türk kadın da şiddete uğruyor. İnançlı da şiddete uğruyor, inançsız da. Dolayısıyla bizim kadınlar olarak ve kadın STK'lar olarak hiçbir türlü ayrımcılığa müsaade etmememiz gerekiyor. Yani o noktada birlikteliği sağlayacak olan bütün, özellikle uç grupları bir araya getirmek. Bir kadın örgütüne de ayrımcılık tanınıyorsa o da diğer kadın örgütleriyle beraber çalışmalı diyorsunuz. Ya çok da desteklenmiyor Ben çok kısaca şöyle yapalım. Kezban Hanım bir söz vereyim. Reklama gitmen lazım. Bir kere bu Grevio'nun vermiş olduğu uluslararası raporda web sitesinde var devlet. Var ama konuyla paylaşım yok. İşte çok paylaşım meselesi. Siz buyurun. Belki bak, ben veriyorum size. Kezban Hanım bir anlatsın mı? Şimdi dolayısıyla bu gizli saklı bir şey değil. Herkesin elinde bir şey. Bütün özellikle hukukçuların elimizde olan bir şey. Bunun dışında ben katılıyorum. Bazı STK'ların önü açılıyor. Daha geniş devlet tarafından imkanlar, yer, bina, şunları kastediyorsunuz. Bu doğru. Evet, evet. Bu doğru. Ama kademin yapmış olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın yakınlarının daha açık, kızının orada yönetim kurulunda olması bence çok pozitif bir tutum ve davranış diye görüyorum. Bir öncülük ediyor, bir yol açıyor. Muhafazakar kesimin
önünü açıyor. Peki alanda 27 yıldır aktif olan bir mor çatıyla niye işbirliği yapmıyor? İşte onu biraz mor çatıya da soralım. Neden? Da biz bu konuda çok açız yani. Açığız bakın, sonuçta. Ben her ya da o toplantılara niye mor çatı davet edilmiyor? Kadem niye söylemiyor? Bakın mor size bir dakika. Siz bana biraz önce bir dakika dediniz. Ben de size bir dakika diyorum. Buyurun. Böyle bir algı var zaten. Bir realite de var. Sadece algı değil. Bunlara katılıyorum. Ben mor çatı konusunda da son derece faydalı işler yaptığını görüyorum. Ama bu sözleşmelerle, bu yeniden legalize edilen sorunla zaten belediyelerin açılması, bu evleri, görevleri belediyelere geçti. Dolayısıyla bunun da bir alanı açıldı bu sözleşmede. Daha iyi şartlara dönüştürüldü. Evet. Mor Çatı'da bunlar yapılana kadar çok büyük bir işlev sahibi oldu. Bunu ben her zaman takdir ettim. Her zaman destekledim. Evet. Ama bakın meseleye bu yönden bakıldığı anda zaten kendi içinde muhafazakarlar ayrışıyor. Zaten engeller var kademede. Kadem nelerle uğraşıyor? Bu tarafın hiç haberi yok. Dolayısıyla ben bu her iki tarafın da nelerle uğraştığının farkında olarak biz artık bu erkek egemen güce, hem fizik güce hem de böyle manevi baskıya dur demenin zamanı. Ben, bunlarla oyalanmayalım diyorum. Sizin dediğiniz işte kadem olmaz. İzninizle bir erkek bir tek kademle bu iş olmaz. Bir saniye, bir tek evet. Gerçekten şu erkeklerdeki bu dönüşümü nasıl sağlayacağız bilmiyorum yani. Bir meslektaşım bir tweet atmış. onun ismini de vermek istiyorum. Melih Altınok. Şöyle bir tweet atmış. Birleşmiş Milletler beni de etiketleyerek attığı için ismini de verebilirim. Birleşmiş Milletler verilerine göre öldürülen her 10 kişiden 8'i erkek. Şimdi buna ne diyeceğiz? Ben bilemedim. Melih ama yanlış yere bakmış galiba. İşte nerede yani? Savaşta mı ölmüş? Nerede ölmüş? Yani nerede ölmüş? Kadın mı öldürmüş? Kim öldürmüş? Kadınması gereken soru. Erkek mi öldürmüş? Neyle öldürmüş? Ben içini okuyayım. Nerede öldürmüş? Hemen okuyorum. Bizim tarihimiz. Nerede yine erkekleri öldürüyor? Okuyorum. Diyor ki Birleşmiş Milletler araştırmasının sonuçlarına göre tahammüden, önceden tasarlayarak kasten cinayete kurban giden erkeklerin dünya genelindeki oranı %79. Buna göre yeryüzünde cinayete uğrayan her 10 insandan 8'i erkek, dünya genelinde cinayet sonucu hayatını kaybeden kadınların oranı %21. Birleşmiş Milletler verilerine göre kasten işlenen cinayetlerde erkek ölümleri kadın ölümlerinden 4 kat fazla. Erkek olduğu için öldürülmüyor. Sorun çıkaran da erkek. Hayır, erkek. Bir saniye, bir dakika. Kezban Hanım konuşsun. Evet, efendim. Allah aşkına ya. Sorunu çıkaran da erkek. Savaşı çıkaran da erkek. Ay, her türlü musibeti başımıza getiren de erkek. Evet. Dolayısıyla kadınlar bu dünyayı düzeltecek. Bu kadar basit. Melih'e söyleyelim. Savaşta mı ölmüş? Tamam, erkek erkeği evet, öldürmüş. Kim, evet. Bu kadar. Evet. Kim? Nereden ölmüş? Melih Altınok bu dönüşümü, sizlerdeki bu dönüşümü inşallah bir sağlayacağız. Yani. Evet. Buna inanıyorum yani. Bir de gerçekten. Cinsiyet temelli şiddetten bahsediyoruz. Onu kaçırıyor evet, galiba. Evet, biz cinsiyet temelli şiddetten bahsediyoruz. Vurgusu evet. Yaptı evet. Sayın Selim Şimdi, Akiboğlu. Bir ara verdim. Aranın ardından Aşkın Hasan ve diğer konuklarına ben devam ediyorum. Ben cümlemi bitirmedim ama. Öyle. Evet, devam ediyoruz. Burada Aşkın Hocam'ın bir katkısı var. Onu alayım. Daha sonra tartışmalı şu LGBT ile ilgili olarak Kezban Atem'in görüşünü söyledi ama diğer konuklarım da onların ne diyeceğini merak ediyorum. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'ne bu maddeden dolayı büyük oranda çok ciddi bir itiraz söz konusu. Asıl mesele orası aslında. Bam teli orası. Biraz orayı konuşalım istiyorum ama evet. Önce siz hangi noktada bir vurgu yapmak istiyorsunuz? Alayım onu. Burada. Şimdi Grevio raporu, Türkiye Grevio'nun Türkiye raporuyla ilgili bazı açıklamalar
sorunlar oldu. Hani oraya kısa yani bir açıklama yapmak kadın örgütlerinde eşit davranılmıyor, bazılarına evet, ayrıcalık tanınıyor. Evet, o minvalde şimdi şöyle, bir ülke raporu nasıl yazılıyor öncelikle? Nasıl başladı bu süreç? Biliyorsunuz 2011'de İstanbul Sözleşmesi imzaya açıldı. Hı hı. Ve ülkelere önce bir soru, anket tarzında bir soru kağıdı gönderildi tüm ülkelere. Ülkelere denildi ki bu sorulara cevap verin. O soru kağıdı zaten Grevion'un şimdi web sitesinde mevcut. İndirilebilir, bakılabilir. Devlete gönderildi. Devlet bu sorulara cevap yazdı. Detaylı bir şekilde. Yani 4 ay kadar vakti vardı devletin. Verilerle beraber beslemesi ve her soruyu da cevaplaması istendi devletten. Bunları devletimiz tamamladı. Tamamladıktan sonra gönderdi. Tabii Grevio sivil toplum örgütlerine de aynı şekilde gönderdi soru kağıdını. Bunlara gölge raporu deniyor. Peki. Hepsine. Sivil toplum örgütleri o soruların isterse hepsini cevaplandırırlar, isterse çok önemli gördüklerini cevaplandırırlar. Sivil toplum örgütleri de kendi raporlarını gönderdiler. Şimdi Grevio'nun elinde ne oldu? Hem ülkenin gönderdiği cevaplar var, hem STK'lardan gelenler. Bunları toparladı ve bir rapor yaptı. Rapor yaptıktan sonra ülkeyi davet etti. Gel bakalım. Bizden yetkililer Strasbourg'a gittiler ve karşılıklı oturdular bir masada ve sorular soruldu. Çünkü bazı anlaşılmayan noktalar olabiliyor. Ya da STK'nın vermiş olduğu raporla devletin rapor arasında çelişkiler olmuş oluyor. Sorular, Grevio üyeleri sorular sordu. Onlar cevaplar tamamladılar. Daha sonra 15 kişiden oluşuyor zaten Grevio ve başkanımız o zaman da Profesör Doktor Feride Acar'dı. Bir Türk, yani Grevio'nun başkanı bir Türk'tü. Zaten yazımında da çok büyük katkısı oldu. Onu da yaptıkları da hakikaten takdire şayan. Türkiye açısından hep birlikte ona da teşekkür etmemiz gerekiyor. Taraf devleti çağırıp ondan cevaplar aldıktan sonra Grevio üyeleri kendi aralarında tartışmayı yapıp daha sonra bu raporu devletle tabii şey yapıyorlar. Sürekli bir şekilde devletle, işte çünkü bazı ülkeyi bazı konularda daha hassas davranmaya teşvik edecek cümleler var. Onlar çok önemli. Ve buralarda devletle beraber sıkı bir ilişkiye giriyorlar. Daha sonra bunu kabul ediyorlar toplantıda. Anladım. Edildikten sonra sayfada yayınlanıyor. Yani ve o ülkeye geri gidiyor. Yine ülkeden cevaplar isteniyor. Yani bu o kadar uzun bir süreç ki. Şimdi, bunu neden hatırlatma gereğini duydunuz? Neden şey yapıyordunuz? Şimdi şundan, hani STK'ların hepsinden gölge raporu alındı ve onların görüşleri zaten var. Anladım. O Grevio'nun evet, şeyinde raporunda. Peki. Bir de şöyle bir şey var, o da önemli. Söyleyin. Türkiye'ye 4 yıl zaten şey verildi süre. Şimdi Grevio'nun Türkiye raporuna bakıldığında orada bazı anahtar cümleler var. Mesela bazı konularda o ülkeyi ısrarla teşvik ediyor. Bazı konularda onları düzeltmeye yönelik. Bir de mesela yani güçlü şekilde teşvik ediyor. Bunları açalım mı? Teşvik ediyor ve davet ediyor. Yani invites demek şu demek. Yani davet ediyorum ülkeyi yapmaya. Yani sen çok güzel şeyler yaptın ama şunları da onun yanına yapsan daha iyi olur. Tamam, ya da yazsın. Böyle şiddetli bir şekilde teşvik ettiği konular var. Ve Türkiye'ye 4 yıl zaman veriyor. Türkiye bu 4 yılda bu eksiklikleri tamamlamak zorunda. Peki. Tamamladıktan şöyle sonra rapor edecek ve bunları zaten sivil toplumla ilişkileri de o şeyde eksiklik olarak belirtilmiş raporda. Şimdi biz yani bunları zaman giderecek. Gidermezse tekrardan olumsuz bir raporu hiçbir şekilde Türkiye istemez. Tamam. Bununla eksiklikler nerede, ne yapmak lazım? Onun öncesinde ben az önce okudum ya, Melih Altınok Sabah gazetesi yazarının attığı tweet'i nasıl atmış, neden atmış, niçin atmış, hangi ihtiyaçla beyanen atmış ne merak demiş? Ediyorum. Melih Altınok şu anda telefon attığında. Melih Altınok selamlar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sizler de duyuyor musunuz Melih Bey'i? Gayet iyi duyuyorsunuz. Evet. Ben de gayet iyi duyuyorum. Şimdi burada sizin bahsettiğiniz şeylerle, verilerle Türkiye'de yaşanan gerçekliğin nasıl bir ilgisi var, ben anlamadım gerçekten. Anlaman gerekiyor aslında Didem. Az önce çünkü konuklarına sordum, dünyada durum nedir, oranlar nedir diye. Ben de konuklardan bununla ilgili cevap gelmeyince bir istatistik paylaştım sizinle. O istatistikte benim Birleşmiş Milletler raporlarına dayanıyor. Dünya üzerinde öldürülen her 10 kişiden 8'i erkektir diyor. Bunu niçin ifade etme gereği duyuyorum? Bu tartışmayla ilgili yazdığım yazımda da bunun altını özellikle çizmiştim ben. Bu sorun bir şiddet sorunu. Yani erkeklerin erkek oldukları için, yapabildikleri için kadınları öldürdüğünü düşünmek, istediğimiz bu toplumsal uzlaşının, toplumsal barış ortamının bir arada yaşama iradesine katkı yapacak bir perspektif değil. Çok özlü. Ben erkeğim diye
Böyle bir şeyi, böyle bir kategorizasyonu nasıl kabul edebilirim? Evet, bu öldürenlerin çoğu erkek olabilir. Bunun devletin bireye baskısı, kapitalizmin baskısı, bunlarla da izah edilecek noktaları vardır. Yalnızca cinsiyetler üzerinden tartışarak bugün yaşadığımız problemlere çözüm bulamayız. Bunu ifade etmek Türkiye'de yaşanan problemin ana kaynağı kadın erkek eşitliği ve cinsiyet eşitliği meselesi değil mi? Ya Türkiye'de işlenen cinayetlere bakın, özel spesifik bir alanı ayırıyorsanız aile içi problemlerle ilgili bunları konuşabilirsiniz ama bence Türkiye'de kadına yönelik politikaların, baskıların daha büyük, daha geniş, daha yaygın nedenleri vardır ve sadece Türkiye'ye özgü değildir. Bu bağlamda şiddeti konuşmak gerekir. Bunu öncülemek için, bunu tartışmaya açmak için söylediğim rakamlardır. Bunu yansıtan rakamlardır. Kezban Hanım'ın, Sayın Hatemi'nin bir itirazı var. Merhaba Melih Bey. Buyurun, evet. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Şimdi bu erkekleri kimler öldürmüş? Onu söylüyorum, erkeklerdir büyük ihtimalle diyorum, savaşlarda da en çok öldüren erkekler, ölenler de erkekler değil mi? Bizim ülkemizdeki yaşadığımız sorun tamamen kültürel olarak kadına yapılan baskı neticesi ölümler. Namusumu kirlettin diyerek 4 sene önce boşandığı kadını öldürme hakkını nereden buluyor? Bu erkek dinden mi buluyor? Kanundan mı buluyor? Nereden buluyor? Töreden buluyor. Kültürel baskıdan buluyor. Yani yanlış dini kanaatlerden buluyor. Biz bunları tartışıyoruz şu Hayır, anda. Hayır, ben de şunu söylemek istiyorum. Anlıyorum ne tartıştığınızı. İzliyorum ilgiyle de programınızı. Çok memnun oldum bir kere izlediğine. Bir kere çok memnun oldum izlediğine. Biliyorum, tamam, severim seni, biliyorsun. Izliyorum. Çok da dikkatle kaçırmıyorum. Ama şöyle bir perspektif açmak istiyorum size. O dediğiniz, bakın erkek olduğu için değil, bunlara buldukları gerekçeler bunlar. Ben o perspektifi konuşmanın başında açtım Melih'ciğim. Sen ona herhalde sonradan açtın. Dedim ki... Yok. Bunu tartışmak için söylemiyorum. Siz bana bir soru sordunuz, o yüzden yayına bağladınız. Bunu niçin paylaştınız diye. Bu perspektifle bakarsak diyorum Türkiye'de her türlü şiddet soruna, çünkü erkekler de erkek. Biz daha bakmadık, bakacağız sonuna doğru, izlemeye devam edin. Ediyorum, hani rakamlar soruldu, dünyada durum nedir dediniz. Dünyadaki kadın cinayetleri oranında da çok ciddi, o bizim hani modern toplumlar dediğimiz yerlerde de bunlar oluyor. Orada da örf adet falan yok değil mi? Evet, gayet tabii. Onlara bakmak gerekiyor kuşkusuz. Yani böyle bir perspektiftir. Peki Selin Hanım'ın bir itirazı vardı. Bir de o itirazı dinleyin isterseniz. Selin Hanım'ın söyleyecek. Buyurun. Biz toplumsal cinsiyet temelli bir şiddetten bahsediyoruz. Altını çiziyorum. Tersinden düşünün. Ülkemizde veri sıkıntısı yüzünden maalesef resmi bir veri veremiyoruz ama Biyanet'in tuttuğu çeteleden günde ortalama 5 kadın erkek şiddeti sonucu hayatını kaybediyor. Tersi olsaydı, günde ortalama 5 erkek kadınlar tarafından öldürülseydi aynı şeyi söyleyebilecek miydiniz? Bu bir savaş rakamıdır. Günde ortalama 5 kadın erkek şiddetine maruz kalıyor. Bunlar sadece adli vakalara yansıyan, intihar adı altında kapatılan soruşturma dosyaları açılmıyor bile. İntihar deniyor, oysa kadın öldürülmüş. O yüzden bizim burada konuştuğumuz, ki ben İstanbul Sözleşmesi'ne dönmek istiyorum ısrarlı bir şekilde. Melih Bey'in bir son sözlerini alabilirsiniz. Beni bağladınız, cevabımı vereyim. Söyleyin. Ben de sorunlara şöyle bakıyorum. Türkiye'de öldürülen insanlara bakıyorum. Ben dünyaya bakış açım da budur benim. Bunların temelinde yatan şiddeti anlamak için de, gerekçelerle mücadele etmek için de cinsiyetçi yaklaşımların bir sonuç doğurmayacağını düşünüyorum. Söylediklerim çok açık ve netti. Bu mesele cinsiyetçi yaklaşım için mi burada herkes? Yapmayın Melih Bey. Kim öldürülenden, niçin öldürülüyor, bunlara bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir perspektif durumu. Ya öldürülenler Melih Bey, yani bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Öldürülenler kadın olduğu için öldürülüyor bu memlekette. Öldürülmüyor mu Allah aşkına, yapmayın. Ben soru soruyorum. Niçin öldürülmüş sizce? İnsan öldürülmüş diye bakıyorum ben de olaylara. Kadın olduğu için öldürülüyor. Erkek Hayır, tarafından. Kadın namusum kirletiliyor diyor, öldürüyor. Yani gırtlağını kesiyor kızının gözü önünde. En basit somut olay üzerinden konuşalım. Bu kadın niye öldürüldü Emine sizce? Emine Bulut neden öldürüldü? Emine Bulut'u öldüren o sapık durumundaki adamın herhalde binlerce problemi vardır. Değil mi? Bu adam yani erkek olduğu için, öldürebildiği için bir sorundur. Cinayetin kendisi bir problemdir. Hem psikolojik olarak hem hukuki bir problemdir. Bu işe bütün boyutlarıyla, bütün perspektifleriyle bakmak zorundayız. Şiddetli bu konularda ele alamazsak dünya üzerinde savaş da bunun bir yansımasıdır. Anlatabiliyor muyum? Melih Bey, Türkiye'de kadınlar kadın olduğu için öldürülüyor. Türkiye'de kadınlar kadın olduğu için öldürülüyor.
Ben erkekler yani, karşısında hak iddiayı. Bunu ister kabul edersiniz, ister kabul etmezsiniz. Türkiye'li erkek olarak bunun çok cinsiyetçi ve ayrımcı bir ifade olduğunu düşünüyorum. Katiller tarafından öldürülür insanlar. Katillerin de farklı gerekçeleri vardır. Peki öldürenlerin çoğu neden erkek o zaman? Kadın kadın öldürmüyor ki Allah aşkına. Erkek kadın öldürüyor. Erkeğin şiddete eğilimini konuşabiliriz Didem. Onu evet. Psikologlar yani, ve psikiyatrlar şey konuşur. Kadının da şiddete eğilimi olanı var. Sorun Türkiye'de kadın olduğu için öldürenler üzerinden konuşuyoruz. Hangi kadın kocası aldattığı için kocasını öldürüyor? Şimdi Gaye Hanım çok güzel bir soru sordu. Hangi kadın kocası aldattığı kocasını öldürüyor? Çünkü Türkiye'deki kadın cinayetlerinin kadın cinayetlerinin çoğunluğu eş, flört ettiği kişi, ayrıldığı eş tarafından oluyor ve çoğunda da Sayın Hatemi'nin söylediği gibi gelenek var, görenek var, kültür var, namus var. Kadın bedeni demek üzerinden kadın bir kadın bedeninin sorumluluğu namus olarak kadına yükleniyor. O namusun şerefini de erkekler bence taşıyor. Bir kavram karmaşası içindesin Melihciğim. Kavram karmaşası. Bence izlemeye devam etsin herhalde. Evet, biz devam edelim sen de. Daha ki sefere bu yapalım. Ben şiddetine maruz kalıyorum. Allah ya, olur mu öyle şey? Maşallah tek başınıza hepimize böyle bir erkek bile bütün bu hepimize yettiniz vallahi, öyle demeyin yani. İşte o kadar bu bakışı konuşuyoruz. Aslında bu bakışı konuşuyoruz. Bir dakika Didemciğim, hiçbir şekilde konuştuğumuz tam da bu bakış zaten. Hiçbir şekilde hiçbirimize tesir etmedin, bana hiç tesir etmedin. Yanlış bir kurgu açısından bakıyorsun. Belki kavramları yerine oturtamadın diye iyi niyet gösteriyorum. Peki. Teşekkürler. İstanbul Sözleşmesi'ni... Buyurun Elif Bey. Bütün erkekler yanlış yerden. Ne demek iyi niyet gösteriyorum? Bir rakam sordunuz. Ben iyi niyet demedim. Kavram kargaşası dedim. Kavram kargaşası diyor. Peki Elif Bey, bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yayına bağlandınız. Konuklarla konuşturmaya çalışın. Ama konuşuyorlar canım. Onlar şimdi kadınlar az konuşuyor bu memlekette. Çok konuşacak inşallah. O yüzden bu kadınlarla yaptık. Zaten bu yayında erkeklere ihtiyacımız yok. Bir erkek bağlanana kadar. Aslında bir ara verdik. Bir ara verdik. Aranın ardından devam ediyoruz. Ama şöyle önemli bir nokta da var. Evet, devam ediyoruz. Meseleye bir erkeklik ideolojisiyle bakanlar için birazdan yapacağım telefon bağlantısı ve orada konuşacaklarımız çok önemli ve anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Emine Bulut kızının gözleri önünde katledildi maalesef. Çok üzgünüz gerçekten. Bütün Türkiye ağladı ama sadece ağlamak yetmiyor. Ne yapmak gerektiğini biz programda konuşuyoruz. Emine Bulut'un abisi Kazım Bulut şu anda telefon hattında. Kazım Bey, hatta mısınız? Evet efendim. Öncelikle başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Kurumum adına, kadınlar adına başsağlığı dileklerimi bütün kalbimle iletmek istiyorum size. Evet, teşekkür ederim ablacığım, sağ olun. Ben şunu öğrenmek istiyorum öncelikle. Bu süreçte Allah rahmet eylesin Emine Hanım, bir sorunla yaşadığını aile üyeleriyle sizlerle paylaşıyor muydu yoksa saklıyor muydu? Neler yaşadı bu süreçte? Bir izleyicilerimize aktarır mısınız lütfen? Ablam yapı itibariyle çok dik bir kadındı. Yani bütün sıkıntılarının kendi üstesinden her türlü gelecek. Yani kabiliyete, yani o yapıya sahipti. Hı hı. Yani son bir yılda bu tür sıkıntılarla devamlı karşılaşıyormuş. Ablamı devamlı sıkıştırıyormuş, bunaltıyormuş ama hem biz olarak, hem annem babam olarak, yani onların bizim başımız belaya girmesin, biz sıkıntı yaşamayalım diye bizden her zaman saklamış. Yine kendim hallederim. Yani tehditler mi alıyormuş diye. Neler yaşıyormuş bir söyler misiniz? Tehdit mi alıyormuş bir yıl boyunca? Devamlı tehdit ediyormuş bu zaten zaman zaman. Evet. Yani annem birkaç defa zaten odasında telefonla konuşurken ağladığına falan şahit olmuş. Hı hı. Annem dinlemiş ama tam anlayamamış olayı. Sormuş annem de, sıkıntın mı var kızım falan diye. Evet. Anneme de yok anne, problemim yok falan dedi ama sonuç ortada.
Peki devletten bu bir süre bir yıl boyunca bu sorunları yaşarken, tehditler alırken, eski kocasından, devletten, kolluk güçlerinden bir yardım talep etti mi bu talebe karşılık? Son gün, işte o son gün, olayın olduğu gün kızımı görmek istiyorum demiş. Bizden ne zaman öyle bir talebi olsa rahatlıkla çocuğunu görebiliyordu. Hı hı. Çocuğunu... Yok, ben onu sormadım. Onu sormadım. Emine Bulut işte, bu tehditlere karşı devletten bir koruma talep etti mi? Daha önce böyle bir talebi olmamış ama evet, olayın olduğu gün, hı hı, ablam emniyete gidiyor. Hı. Emniyetten şikayet ediyor. Karşıdaki şahsı şikayette bulunuyor. Zaten ablam emniyete giderken zaten takip ediyormuş ablamı. Oradan çıktıktan sonra olay oluyor zaten. Bu birkaç gün boyunca planladığı iddiaları da var. Yanında bıçakla dolaştığı, doğru, şeklinde. Onunla, doğru, ilgili bir detayı anlatır mısınız? Yani planlıyor aslında. Bunu birileri de paylaşıyor galiba, değil mi? Evet, evet, evet. Hatta bir arkadaşına da söylemiş. Uzun süre görüşemeyeceğiz sizle falan diye. Helalleşmiş yani. Çoktandır da devamlı, çevresinin söylediği, devamlı diyor, ekmek bıçağıyla geziyordu diyorlar. Peki eski eşi, özellikle Emine Hanım'ı bu, yani hayatını kaybetmesinden önce devlet koruması olsaydı ya da daha öncesinde keşke başvursaydı, olay çok daha farklı bir yere gidebilir miydi? Ne dersiniz Kazım Bey? Gidebilirdi diye düşünüyorum. Hı-hı. Yani ablam keşke saklamasaydı böyle bir şeyini. En azından yani devlet anlamında olmasa bile bize de söyleseydi. Evet. Ne bileyim, biz de gider yani bir savcılıktan, emniyetten, yani Allah devletimize zeval vermesin. Yani bir şekilde bir elimiz ayağımız, yani giderdik bir şekilde, ne bileyim, diyecek laf bulamıyorum. Kızının durumu nasıl? Ben onu da çok merak ediyorum. Onu da bütün kalbimle kucaklıyorum. Şu anda Allah gözetim altında, evet, mı? Durumu nasıl? Kızının durumu nasıl? Aile Bakanlığı sağ olsun psikologları falan şey yapıyor, gönderiyor. Sabahtan akşama kadar bilgiyle ilgileniyorlar. Aynı zamanda benim çocuklarım var, iki tane, ellerinizden öper. Onlar İnşallah. Devamlı yanında. Çocuklarla devamlı haşır neşir oluyor ki yani aklına gelmesin diye elimizden gelen şeyi yapıyoruz. Ama ister istemez tabii tramvayı biraz zor atlatacak. Yani biz kolay şu an iyi, fena değil yani. Evet. Bu arada akşamları biraz problem yaşıyor ama gene de iyi yani mı? Şimdi. Evet. Bir soru, Nihal Hanım, Nihal Bengüsü Karaca size bir soru sormak istiyor. İzninizle sorabilir, buyurun, miyiz? Tamam, buyurun. Kazım Bey, başınız sağ olsun. Öncelikle hepimiz inanılmaz acı çektik. Allah razı olsun. Kayıp nedeniyle. Ben şunu sormak istiyorum. Şöyle bir haber yansımıştı. Hani sizin babanızı cinayetten sonra, işlediği cinayetten sonra bu kişinin sizi arayıp, sizi, babanızı, siz benden bir kız aldınız, ben de sizden bir kız aldım dediğine dair bir haber detayı okumuştum ben. Ve sanki hani olay Emine Hanım kızını babasına göstermiyormuş, o da böyle çıldırmış, ne yapsınmış gibi yorumlar yapıldı özellikle sosyal medyada. Yani velayet meselesi, işte babanın hakkıdır çocuğunu görmek ama anne de göstermiyormuş, adam da bu yüzden cinnet getirmiş gibi şöyle yorumlar şey yapılarak söyleyeyim. Adeta sanki biraz bu caniye insani bir gerekçe bulunmaya çalışıldı. Birincisi böyle bir şey abla, doğru muydu? Evet. İkincisi, siz bu söylenenler karşısında ne hissettiniz? Buyurun Kazım Bey. Şöyle bir şey söyleyeyim. Birincisi, televizyon izlemiyorum kaç gündür. Arkadaşlarım ciddi derecede uyarıyor. Videoları bile hiçbir şekilde izlemedim. Lan o olayları izlemedim, uyarıyorlar beni. Biz de ailece birbirimize düşkün olduğumuz için cesaret edip izleyemiyorum. İkincisi de çocuk, ablam bize geldiğinde hamileydi. Bunlar ilk ayrıldığında. 5-6 aylık hamileyken çocuk 3 yaşına kadar büyüdü ve babayı hiç görmedi. Yani dedesine hep baba dedi çocuk. 3 yaşında
Babam dedi ki yine de kızım öksüz büyümesin çocuğun. Babasıyla barıştırdık. 5-6 ay denediler ama olmadı. Ya işte. Aradan geçmiş 6-7 yıl. Velayetini de tamamını ablama zaten kendisi devretti. Her şeyiyle. Devletin belirlediği günlerde bile bu adam gelip de çocuğunu görmedi. Kafası estiği zaman ne zaman şey yaptı? İlde çocuğumu görmek istiyorum dedi. Kimse de kısıtlama getirmedi bizim evimizden. Hiçbir zaman. Babası hakkında, böyle bir adam hakkında da bizim evimizde kimse senin baban şöyle kızım, senin baban böyle kızım diye kesinlikle bilgiye de bir kişi lafını sözünü dahi etmedi. Son gün bile zaten yani diyor ki Bilge'yi göreyim diye çağırıyor. Meğersem bu olayı planlamış. Yani acımız büyük, acımız biliyorum tüm Türkiye'nin acısı. Allah herkesten razı olsun. Arayan, soran, yani ilgilenen, ilgilenmek isteyen, yani binlerce kişi arıyor bizi. Herkesten Allah razı olsun. Yani Allah'ım kimseye yaşatmasın bu acıyı. Çok büyük acı gerçekten. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Amin. Allah razı olsun hepinizden de. Peki ben son olarak şunu sormak isterim. Son dönemde işte Emine Hanım'dan önce de birçok kadın öldürüldü. En son Emine Bulut çok vahşice 10 yaşındaki kızının gözü önünde resmen çok fena bir şekilde katledildi. Ve Türkiye'de hala işte kadın cinayetleri yaşanıyor maalesef. Siz neler söylemek istersiniz yüreği yanan bir kardeş olarak? Abla, bu cezaların bir caydırıcılığı yok. Yani ciddi caydırıcı bir ceza olmadığı sürece bu işler hep devam edecek. Çocuk tacizidir, kadın cinayetleridir, odur budur, yani saçma sapan, yani kadınlara ve çocuklara karşı bu olaylar asla bitmez. Çünkü caydırıcı bir ceza yok. Yani Allah'ım inşallah kalbimi biliyor, yani hepimizin istediği idam. Ama idam olmasa bile bunlar yani en ağır cezaları almasını istiyoruz. Başka ne diyeyim, ne şey yapabilirim ki abla yani. Diyecek laf söz bulamıyorum yani. Hiçbirimizin psikolojisi iyi değil yani. Yani inanın benim için soru sormak da çok zor ama en azından söyledikleriniz evet, kamuoyu ben açısından çok önemli. Birilerine en azından mesaj olsun, ne yapılması gerektiğiyle ilgili en azından düşünülsün. İnşallah ne bileyim devletimize evet. Allah zeval vermesin. Hı-hı. Ama inşallah da bunlara gerektiği cezayı verir yani. Ben acınızı yürekten paylaşıyorum. Bir kez daha başsağlığı dileğimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Emine Hanım'ın kızını da kucaklıyorum, öpüyorum. Çok sağ olun. Allah teşekkür sabır ederim. Versin size. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Kazım Bulut'u dinledik. Tabii idam meselesi sık sık gündeme geliyor. Siz ne dersiniz idam meselesini bilmiyorum ama. Evet, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Niyazi Zeybek hatırlıyorum 2015'te ilk idam formülünü vermişti. Bu da Özgecan'ın katledildikten sonra hemen yükselen toplumsal tepkiler sonucunda yapılmıştı. Şimdi her kadına yönelik şiddet vakasından sonra aslında meseleyi en başa almayalım. İlerleyemiyoruz çünkü. Bizim ceza yasamızda cezalar uygulanırsa eğer aslında yeterli. Yeterli. Hı. Mesele bu. Uygulanırsa, mesele uygulamada. Yani infaz yasasıyla kesilen, haksız tahrik indirimiyle adeta kuşa döndürülen, daha da ileri gidelim, TCK 61-62'deki iyi hal indirimleriyle, hakimin iyi hal görüp yaptığı indirimlerle, ha bu bugün kravat takmak oluyor, yarın mahkemeye saygın tutumda bulunmak oluyor ki saygın tutumda bulunmak zaten yasa zaten indi. Zorunda. O nereden çıktı demiştik. Hı hı. 2015'te ilk Diyarbakır'dan böyle bir karar ben gelmişti. Ben yargılandım o yüzden. Bu sebeple eğer cezalar kuşa döndürülmezse, gerçekten uygulanırsa oldukça etkili. Yani bu suçu işleyen burnunun hapishaneden çıkamayacağını ve affa uğrayamayacağını, herhangi bir uzlaştırmaya tabi tutulamayacağını, asla affedilmeyeceğini bilirse, işte o zaman aslında kadına yönelik şiddetle mücadele edebiliyoruz. O yüzden kısasa kısas gibi politikaları... Eziyet yasası uygulanırsa örneğin... Eziyet suçu Didem Hanım, TCK 96'daki düzenlenen eziyet suçu kesinlikle uygulanmıyor. Yani bu bizim kadına yönelik şiddet dosyalarında
hep dile getirdiğimiz bir durum. Aynı zamanda burada eziyet suçu da var ama asla ne iddianame düzenleyen savcı ne ağır ceza heyeti hiçbir şekilde dikkate almıyor. Ama idam meselesine gelirsem kısasa kısas gibi politikaları dillendirmek çok düşündürücü ve tehlikeli. Şiddetle çözülemez. Bir de şöyle bir soru sorayım. İdam cezasının olduğu ülkelere bakalım. Kadına yönelik şiddet oranlarına bakalım. Suudi Arabistan idam var. Tecavüz oranına bakalım. Kadınların cinsel saldırıya uğrama oranına bakalım. Bir azalma yok. Bu ülkede de vardı idam cezası bir zamanlar. Ne kadar Suudi Arabistan'da cinsel saldırı? Yok çok... ki öyle bir tespit. İşte öyle bir tespit yok. Yani. Hayır bizim... Rakam da yok. Yani hani fazla diyebiliyor muyuz? Hayır, buna yönelik bir azalma olmadığına ilişkin uluslararası edindiğimiz bu alanda çalışan tezler yapan çok öğrenci var. Sayelerinde işte dedim ya bu konuda bilgi verimiz olmadığı için genelde zaten bu konuda çalışan tezlerden faydalanıyoruz. Bu konuyla ilişkin idamın çözüm olmadığı çok açık. Bu ülkede de idam cezası vardı. Kadına yönelik şiddetle ilgili idam edilmiş bir erkek olmuş mu acaba? Ona bakarsınız. Yani kısasa kısas meselesinin çok düşündürücü olduğunu, Türk ceza yasasındaki maddelerin uygulanırsa gayet meseleye ilişkin çözüm getireceğini düşünüyorum. Evet, Nilüfer Hanım ben de size söz verecektim. Tam uygulansa zaten yani bu şiddet aslında, azalacak. Evet, hukukçu değilim ama hani cezaların, kanunların çıkan her şeyin uygulansa zaten problem çözülecek gibi bakıyoruz ama tabii Fikret Bila, çok değerli gazeteci Fikret abi şöyle bir tweet atmış sosyal medyada da. Kadın cinayetlerinin nedeni yüzyıllardır devam eden erkek tahakkümüdür. Toplumsal düzen, devlet ve hukuk erkektir. Çünkü erkeğin cinsel, ekonomik, sosyal ve siyasal çıkarlarına göre düzenlenmiştir. Ve bu düzen değişmeden kadın cinayetlerinin kökü kazınamaz. Mesele sadece hukuk değil aslında. Mesele biraz da buradan. Benim de altını çizmek istediğim bu yani. Gerçekten yani bu sistem, bu düzen, erkek egemen düzen değişmediği sürece maalesef 100 yıl sonra dahi kadın hareketi ve kadın sorunu, kadın cinayetleri konuşulacaktır. O nedenle yani kanunlar, idam cezası, cezaların artırılması belki biraz önleyici olabilir ama bir kişinin eğer öfke kontrolünü yapamıyorsa, şiddete eğimliyse bunun önüne bunlarla geçemiyorsunuz. İşte dinledik abi. Gerçekten acısı çok büyük. Çok, yani evet. Bizler burada paylaşıyoruz ama aile neler yaşıyor bilmiyoruz. Onun için Emine Bulut'u planlarken çocuğuna sahip çıkmayan bir baba kimliğiyle karşı karşıyayız değil mi? Evet. Buna rağmen anne öksüz yetişmesin diye çocukta, çünkü anne ve baba, aile ne demek? Anne baba birlikleriyle büyüyen çocukların daha sağlıklı oldu. Ama bu anne baba sevgiyle destekliyorsa bu aileyi, bu değerleri, bu yapıyı, evet. Ama bununla desteklemiyorsa, evliliğin doğal olduğu gibi ülkemizde boşanmanın da son derece doğal olduğunu anlatmamız lazım. İşte emanet edilmek değil, hayatı birlikte paylaşmak, evi birlikte kurmak, sevgi ortamıyla toplumlar yetiştirebilmek. Siz nasıl kadını bu şekilde benim emanetim, döverim de, atarım da, satarım da ama geri dönüp gelecek evine eşinin dizinin dibinin de oturacak. Aksi iddia ederse ben erkek olarak bunu öldürme hakkım var diye yetiştirilen erkekler maalesef, işte gazeteci arkadaşımız aradı. Öylesi bakış açısıyla, yani işte tam da canlı yayında bize yaşattı yani erkek egemen bakış açısının, cinsiyetli bakış açısını kendisi yaşattı. Bizim öyle yargıladığımızı düşünüyor ama. Benim üzerime geliyorsunuz dedi ama yayına bir bağlandı, yayının kimyası değişti yani. Evet yani o nedenle bu sistemin tamamıyla gerçekten değişebilmesi için erkek zihniyetinin değişimine ihtiyacımız var. Bu muhafazakar kesimde de olabilir, başka kesimde de olabilir. Erkeğin ben yaşadığım tecrübelerden yola çıkarak hepsinin bakış açısının aynı olduğunu muhafazakar erkeklerde, seküler erkeklerde fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Ama bunu destekleyen tabii, bilmiyorum, televizyondayız. Ben bunun da altını çizmek istiyorum. Dizilerin özellikle. Bir erkeğin 3 tane kadınla evlendiği, onu bırakıp kadınların onun peşinde mücadele verdiği vesaire, bu tür dizilerle toplum devamlı pompalanıyor. Bu tür mesajlar topluma, aile değerlerini bunlar bozmuyor da İstanbul Sözleşmesi mi bozuyor? Yani çok İstanbul güzel. Sözleşmesi'nin devreye girmesi mi bozuyor? Yani bu aklı anlamak
mümkün değil. Gerçekten bütün dizilerde bu var. Kadını döven, Sina, şiddet uygulayan, bütün dizilerde ve veya tüm dünyaya yayıyoruz. Beraber. Çünkü her yerde izleniyor. Ve bir de sadece dünya bizim yüzümüzden sadece. Bir de satılıyor. Hikayetler var. Radyo, televizyon, Ortadoğu biraz orada şikayetler var. Şey demek ki daha güzel senaryo var. Küçük işin gereğini yerine getirmiyor. Nasıl efendim? Radyo televizyon üst kuruluna şikayetler var. Sayısız. Ama radyo televizyon üst kurulu bunları yerine getirmiyor. Yani bu şiddet içeren diziler, programlar getirmiyor. Yıllarca biz TİKAT olarak bir kampanya başlattık. Özellikle iş kadınları olduğumuz için gerçekten TİKAT'ın üyeleri de belli bir sermaye grubuna ait aslında. Ekonomik olarak güçlü kadın ama kadınız. Eğer orada erkek olsa, o ekonomik gücü onlar yönetiyor olsaydı Türkiye'de daha çok yer kaplayıp daha çok söylediğimizi dinletebilirdik. Evet. O nedenle biz mesela orada reklam verenlere bir çağrıda bulunduk. Reklam vermeyin bu dizilere. İzleyin. Mutlaka bunu karar veren reklam müdürlüğümüz vardır vesaire. Çok önemli. Ama çok doğru. Bu dizilerin, bu programların içeriğini takip edelim, reklam vermeyelim. Gerçekten ancak bu toplumdaki bu baskıları kadın nasıl, olarak... Nasıl bir karşılık aldınız bu çalışmanızda? Bir sonuç? Ya yok, sonuç alamadık. Çünkü Rütük göreve davet ediyorsunuz, o bir şey yapmıyor yani. 8 ayda 16 bin şikayet gitmiş. O ne dedi? Kesinlikle. Rütük yöneticiler arasında kadınlar var mı biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Hayır, Rütük yöneticisi arasında kadınlar var mı? Ve ne kadar büyük bir eksik. Kadının adı da yok. Hiçbir yerde kadın yok. Üyelerin tamamı erkek. Kadın yok. Kadın talep etsin diyor. Talep edip oraya girecek yönetim kurullarına, karar mercilerinde kadın yok diyorlar. Kadın var. Siz kadının gelişimine engel olursanız, siz kadını yalnızca kendi havuzları içerisinde oyalansınlar diye, kadın başımın tacı diye kadını değer veriyormuş gibi yapıp kadın hareketini destekliyor gibi görünürseniz asla Türkiye'de hiçbir sorun çözemeyiz. Ya bu kanal TRT'de hamile kadın dışarı çıkmasın diyen program yapımcısı vardı. Kahkahaya laf söyleyen siyasetçi vardı. Hayır, burada yani Bülent Arınç vardı. Şimdi bu meselede yani, Rütük'ün bu kurulun görüşmemesi çok normal geliyor tabii ki bana. 8 ayda 16 bin şiddet özendirici yayın var. Ben bir cümle daha söylemek istiyorum. Burada erkeklerle ilgili evet bütün şeylerimizi ortaya koyuyoruz. Benim hem cinslerime de bir lafım var. Kendimize güvenmemiz gerekiyor. Asla ve asla bir erkeğe dayanarak gelişim sağlamak, hayatını idame ettirmek üzerine kurmamalılar. Bir erkeğe dayanarak hayatınızı idame ettirmek üzerine kurduğunuz takdirde ondan sonra büyük olaylarla karşı karşıya. Her şiddete karşı. O nedenle önce kendimize inanıp insan olduğumuzu, bir varlık olduğumuzu biz kadınlar kendimiz kabul edersek evet. ve bu çözümü gerçekten erkekler karşısında güçlü olduğumuzu, kendimize güvendiğimizi hissedersek işte o zaman ne erkeğin emaneti oluruz, ne erkeğinin başının tacı oluruz. Aile kavramını ve toplumu inşa eden kadınıyla erkeğiyle birlikte insan kimliğini geliştirebiliriz. Peki, yani bu kadınlar ama konforundan vazgeçmeyen kadınlarız. Ya şimdi kabul, bazı şiddeti de kabul ediyoruz. Yani bazı şeyleri de destekliyoruz kadınlar olarak. İşte birleşemiyoruz kadın hareketinde. Birleşemiyoruz STK'lar olarak. Dedi ki kadın STK'lar dinlenmiyor, raporlar şuradan hazırlıyoruz, Avrupa Birliği'ne gönderiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin üçüncü adımda şunu söylüyor Nihal Bengüs Karaca. Yani bu hukuki de bir, hukukçuların görüşlerini de merak ediyorum. Siz biraz söylediniz ama kadını koruyamadın mı, kadın zarar mı gördü? O zaman etkin kovuşturma yap, adaleti sağla. Burada adalet nasıl sağlanıyor, sağlanabiliyor mu? Neler yaşanıyor? Yani işte takiple ilgili sıkıntılar olduğu doğru ama kadını şiddete karşı korumakla ilgili de aslında pek çok şey var. Siz mesela, hukuk mezunusunuz KADES, değil mi? Evet. Mesela emniyete büyük bir görev düşüyor. Az önce Kazım Bey de anlattı. Aslında keşke aynı gün olduğu için öğrenmek zor olabilir ama keşke Emine Hanım'ın gidip şikayet ettiği karakol, emniyet şubesi nasıl bir tavır sergilemiş? Ben aslında onu da çok merak ettim. Evet, yani burada çünkü ilk gidilen, şikayet edilen yerin tavrı, yani sürekli olarak çocukluğundan beri anne babası tarafından, anne babasını annesini döverken görmüş bir polisle, işte ya bacım evine dön olabiliyor çok rahat işte. Yani anlatabiliyor muyum? Ya da ya takma, o takip eder, eder geçer. Böyle bir tahfif etme, hafife alma tavrı olabiliyor. Eskiden daha çok oluyordu. Bu konuda biraz daha
aslında belli bir mesafe kat etti emniyette çalışan personel. Ayrıca mesela KADES diye bir uygulama getirildi. Hı hı. O da mesela telefonunuz. Eskiden butonlar vardı biliyorsunuz. İşte kadın yanına buton verilecek. Ama çok daha pratik bir şey oldu bu akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla. Google Play Store'dan veya işte iPhone kullanıyorsanız başka bir yerden KADES. İndirebiliyorsunuz. Evet. KADES. Oraya TC kimlik numarasını yazıyorsunuz. Esra Karcı'ya KADES'i taşıyalım mı? Ne dersin? Kimlik. Numarayı da söyleyelim. Evet, evet. KADES. Bence oldukça faydalı. Burada bu bizi kadınlar izliyorsa, ki izliyorlardır sanırım. Erkekler izliyorsa, onlar da kız kardeşlerine, eşlerine bence yani kesinlikle tavsiye etmeliler. İndirsinler telefonlarına. Erkekler de indirsinler. Şiddet gördükleri söylüyorlar ya. TC kimlik numarası. İndirsinler şiddet görüyorlarsa evet. Şey yapsınlar. Hayır, hayır herkesin canıdır kızı. Taraftan da yani kız kardeşi tabii ki ve orada bir kimlik şeyi yapıyor, denetimi yapıyor uygulama ve o uygulamaya siz nerede olursanız olun oraya yardım tuşu var, tek tuşla hani 155'i ya da 183'ü aramadan hani tek tuşla şiddete uğruyorum ya da şiddete uğrama ihtimalim var ve ekipler yönlendiriliyor. Hı-hı. Şimdi bu aslında yapılmış oldukça iyi bir şey fakat yeterince tanıtılmamış bir şey. Ben de hiç bunu anlamıyorum. Evet. Neden bu kadar evet. Yaygınlığı olmaz? Bu kadar hayat kurtaracak bir uygulamanın neden iyi tanıtılmadığını, duyurulmadığını anlamış değilim. Bu çünkü koruma. Mesela Tuğba Erkol, hiç konuşmuyoruz. Emine Bulut'tan ya. Bir gün sonra evet. Öldürüldü. Ya. Tuğba Erkol kocasına koruma kararı çıkarıldığı için öldürülmedi. Kocasına koruma kararı çıkarılmış bir koca hala eve gidebildiği için öldürüldü. Adam koruma kararına rağmen eve geliyor ve bir tartışma çıkarıyor. Tartışma sırasında çocuklar, yine çocuklar var ortamda. Çocuklar engel olmaya çalışmasına rağmen çocukları bertaraf ederek 20 kere falan bıçaklayarak Tuğba Erkol'u öldürüyor. Ve iki çocuğunu, iki erkek çocuğunu alıp kaçarken kızını orada bırakıyor. Şimdi siz bu, şu tablo var ya, şu çerçeve, şu hikayenin çerçevesi her şeyi anlatıyor. Siz buna nasıl? Inşallah. Siz buna nasıl mesela kadın olduğu için adam kız çocuğunu bile ayırıyor. Hani güya çocuklarını alacak, iki erkek çocuğunu alıyor, kız çocuğunu bırakıyor. Adam orada öldürdüğü kadının üzerine o kadının kızını da cesedin başında tek başına bırakıp sadece iki erkek çocuğunu alıp götürürken siz nasıl bu erkek suçu hani insanlığın suçudur. Elbette insan, hepimiz insan. Burada sorun kadının aynı zamanda insan olduğunu unutmaktan ileri geliyor zaten. Erkeğin kadına yönelik cinayetlerinin ve şiddetinin en temelinde kadının insan olduğunu, sırf kadın olduğu için kadının insan olduğunu hatırlamamak yatıyor. Biz burada aslında deminden beri bunu tartışıyoruz. Yani kadının insan olduğunu hatırlamayan, kadını hep ayrı bir tür, species, yani ayrı bir ırk, ayrı bir tür. Yani bunu aslında bazen olumlayarak da yaparlar. İşte kadın kutsaması. Gereksiz kadın kutsaması da çok rahatsız edicidir mesela. Ya çünkü o kutsama seni insan ötesi bir yerde gördüğünü gösterir. Ve o insan ötesi yerde görüldüğün için aynı gerekçelerle aynı zamanda şeytanlaştırılman da mümkündür. Nitekim dünya insanlık tarihinde kadınlar bakıyorsunuz ya bir kaidenin üstüne konuluyor tapılmak için ya da seyredilmek için podyum bir kaidedir. Yani orada güzelliklerinden etkilenirsiniz dersiniz filan ama ya eteğinin altından bakmak için derler bir kaideye koyuyorlar ya da taşlamak için. Yani bir kere o kaideyi değiştirmek lazım. Yani kadını lütfen öyle ayrı bir yere koyup kutsamayın. Çünkü biz o kutsamanın tersinin, o madalyonun tersi yüzünde şeytanlaştırmanın da aynı hızla geldiğini biliyoruz. O yüzden dedim ben konuşmanın ilk turunda. Yani bir hayat bilgisi dersine bir derstir, ayrı eğitimdir, kurstur. Bunlar asker ocağında da yapılır, askeri okullarda da yapılır, polis okullarına da konulmalı. Din eğitimi, din adamı, din adamı yetiştirilen yerlerde de olmalı, imam hatiplerde olmalı mesela. Yani ve hani farklıların eşitliği olarak gösterebilirsiniz bunu.
tamam muhafazakar dünya görüşünde, dini dünya görüşünde kadın fıtratı ve erkek fıtratı diye bir şey var. Ve var da ben de inanıyorum olduğuna. Yani kadın olmaktan ileri gelen hasletlerimiz var. Onların da erkek olmaktan ileri gelen hasletleri var ki bunu tartışıyoruz. Şiddete yatkınlık, öfkeye yatkınlık. Kadın Allah aşkına bıraktığı kocasını, geride bıraktığı kocasını 4 yıl sonra başka bir kadınla evleniyormuş diye gidip öldürdüğü bir vaka var mıdır? Ama görüyoruz ki bakın Emine Bulut olayında vaka aynen bu. Kızıyla ilgilenmemiş, aslında mesele hiçbir şekilde velayet değil. Ama sırf kendini belki haklılaştırmak için bir telefon açıp işte benden kız aldınız, ben de sizin kızınızı aldım demeli. Çünkü rasyonalize etmek zorunda. Anladım. Bir cani bile olsa onu kendi içine makulleştirmek için bunu yapıyor. Çocuğu umurunda değil. Bu maalesef erkek olmakla ilgili bence bir durum. Yani sahiplenmekle gereksiz, gereksiz yani yolunu şaşırmış bir sahiplenme ve bu çok erkeklerde fazla oluyor. Peki. Kadınlar da oluyor. Ya fıtrat farkımız var. Evet farklıyız. Evet ama farklıların eşitliğini savunabilmeli, savunan ve bunun kadının insan olarak görülme sürecini kolaylaştıran ve hızlandıran dersler, yöntemler, evet, geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada olaya kadın sorunları açısından bakmıyoruz. Biraz önce bağlanan erkek bize bunu çok güzel verdi. Burada biz bir toplumsal sorunu tartışıyoruz. Hepimiz kadınız, hı hı, ve bu birlikteliği siz sağladınız ama burada erkekler de olabilirdi ki Sayın Emine Bulut'un, Allah rahmet eylesin, katledildiği gün erkeklerin olduğu bir televizyon programı da vardı. Bir toplumsal sorunu tartışıyoruz. Şimdi o sapığın sorunları vardı sanırım dedi bağlanan kişi. Gerçekten o kadar iyi oldu ki işte bu toplumun kültürel kodlarını, o kültürel kodların neler söylettiğini göstermesi açısından çok iyi oldu. Tam da onu tartışıyoruz zaten. Evet. Toplumsal cinsiyet eşitliği, bakın burada fıtrat falan diye bir şey yok. Bahsettiğimiz kadın doğası olarak, ve erkek doğası diye bir şey inanmıyor. Burada bir tartıştığımız olay biyolojik olarak kadın ve erkeğin aynı olup olmadığı değil. Tabii ki aynı değil. Evet, İki farklı cinsten bahsediyoruz. Eşitiz, özdeş biz değiliz. Biz toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsediyoruz. Ve bakınız İstanbul Sözleşmesi diyor ki, hı hı, siz tüm önlemleri alın, yasalarınızı yapın ama aldığınız önlemleri, kadınların şiddet durumunda nerelere başvuracaklarını, nasıl başvuracaklarını, örneğin şönimleri, evet, alo imdat hatlarını anlatmak için kamu spotları oluşturun. Bir kamu spotlarıyla toplumun dikkatini çekin. Burada sadece kadınlar değil, erkeklerin dikkatini çekin. İzninizle İstanbul Sözleşmesi'nde programın başında dikkat çektiği, onunla ilgili ben sizin görüşünüzü merak ediyorum. Şu aslında biraz İstanbul Sözleşmesi'ne o yüzden belli kesimler, muhafazakar kesimler karşı çıkıyorlar. İşte aile yapısına zarar veriyor, bir proje diyorlar. Bu 4. maddenin 3. fıkrası. Deniyor ki işte taraflar bu sözleşme hükümlerinin özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi ve veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, buna itiraz var. Toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edecektir. Cinsel yönelim şeklindeki o ifadeye belli muhafazakar kesimler çok şiddete karşı çıkıyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi ben bu konuda tabii ki benim ne düşündüğüm, ben bir hekimim. Doğru. Üstelik okumuş kadın grubunu temsil ediyorum. Hı hı. Dolayısıyla cinsel tercihin bir hastalık olmadığını, o kişinin doğasından gelen bir tercih süreci olduğunu düşünüyorum. Ve cinsel tercihleri nedeniyle de bizim ülkemizde ve bizim gibi benzer ülkelerde bu kişilerin, bu grupların şiddete, tacize uğradıklarını, haklarının yok sayıldıklarını biliyorum. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi içerisinde LGBT grubunun
bu grubun içinde yer alması, onların şiddete karşı korunmaları gerektiği ve bu sözleşme kapsamında yer aldıklarına özellikle dikkat çekilmesinde çok önemsiyorum. Hı hı. Şimdi bu konuda da toplumun eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani cinsel tercihi nedeniyle insanların dışlanmaması gerektiği, mevcut hakların onlara sağlanması gerektiği gibi birçok hak konusunda toplumsal eğitime ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ki şunu vurgulamak istiyorum. Çok kısa zamanımız bakın, biraz önce işte polis dedik, polis dedik, hakim dedik, savcı dedik, işte adli tıpçı dedik, danışman dedik. Bunlar İstanbul Sözleşmesi'nde olayın içindeki kişiler, koruma, önleme içerisinde. Asıl bu kişileri eğitmemiz gerekiyor. Evet. Bakın peki, süreçte şiddeti uygulayan onu erkekle konuşalım. Kolluk kuvveti işbirliği yapıyor. Peki, ben hakim savcı işbirliği yapıyor. Ne de evlilik kadın ilahiyatçı destekliyor diyor İstanbul Sözleşmesi. Evlilik bir şey ama şu LGBT meselesi özellikle evet, ne düşünüyorsunuz? Peki şöyle yapalım. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu telefon hattında özellikle bu uygulamayla ilgili olarak KADES uygulamasıyla ilgili olarak nasıl sonuçlar alıyorlar? KADES uygulamasını bir kendisinden dinlemek ve öğrenmek isteriz. Bir de kadın cinayetleri raporu var. Çok detaylı ve güzel hazırlanmış. Size geleceğim ama Sayın Bakan şu an... Hayır, hani bakanımız belki bununla da ilgili bilgi verebilir. Kadın cinayetleriyle ilgili rapor yayınladılar. Rapor yayınladılar, hakikaten evet doğru. Sağlam veriler. İçişleri Bakanlığı. Sayın Soylu, efendim hoş geldiniz Habertürk'e, Türkiye'nin nabzına. Tabii böyle bir konuda nasıl hoş bulduk diyebileceğim doğru. Ama hoş bulduk. Haklısınız, çok haklısınız. Öncelikle belki de hem bizim hem de dünyanın gelişmişliğiyle çok örtüşmeyen, yani bu kadar iletişimin, bu kadar eğitimin üst düzey olduğu bir dönemde her birimizin karşı karşıya kaldığı ama anlamlandıramadığı bir olayı birlikte tartışıyorsunuz. Hep birlikte tartışıyoruz. Belki Türkiye ve dünya da tartışıyor. Evet. Öncelikle orada bulunan bütün konukları saygıyla selamlıyorum. Her birinize de hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. KADES uygulaması tam olarak ne zaman hayata geçti ve uygulamayla ilgili nasıl sonuçlar alıyorsunuz? Bir izleyicilerimize bilgi verelim mi? Çok da fazla bilinmiyor galiba Sayın Soylu. Şöyle Mart 2018 gibi biz başladık bu uygulamaya. Yani yaklaşık 1,5 yılında doldurmadı. Evet. Aslında hem çağın bize sunduğu imkanları kullanabilmek hem de buradan da bunu da bir eğitim modeli olarak ortaya koyabilmek. Belki de bir toplumsal takip modeli olarak yani insanları daha rahatlatan, daha bu konuda emniyet güçleriyle, güvenlik güçleriyle bir arada olabileceğini sağlayabilecek, bir butona bastığı zaman hemen ulaşabileceğini hissedebileceği bir güven vermek. Hı hı. Özellikle kadınlara. İyi bir program oldu ve biz daha fazla yaygınlaşmasını bekliyorduk. Yani maalesef çok fazla bilinmiyor efendim galiba değil mi? Yok çok biz her çıktığımız programda anlatıyoruz. Hı. Aynı zamanda kamu spotu hazırlıyoruz. Mesajlar ortaya koyuyoruz. Her bir olay çıktığı zaman bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz ama ya maalesef burada çok büyük bir toplumsal destek aldığımızı söylersem herkes de yanıltmış olurum. İşin doğrusu bu. Özellikle şöyle bir istatistik de çıkardık. Yani kadın dernekleri buna ne kadar sahip çıkıyor diye. Yani kimseyi böyle bir zan altında bırakmak için söylüyor değilim. Birkaç kadın derneğinin dışında yani kendi internet sitelerinde, kendi tanıtım logolarında, kendi kurallarında ya bunu ne kadar uyguluyorlar diye oradan da çok büyük bir destek alamadık. Sonra biz bütün güvenlik birimlerimize bunu yaygınlaştırmak istedik. Yani afişler yaptık, broşürler yaptık, mesajlar attık. Bütün bunları yaygınlaştırmak istedik. Ve şunu söyleyeyim, yani belki de ilginizi çekeceği için söylemek istiyorum. Evet. Bundan 3 gün öncesine kadar uygulamayı indiren kişi sayısı 70 bin kişiydi. Hı hı. Oysa 3 günde bu sayı 182 bine çıktı. Ha, bayağı. Yine bu sayı 25 bindi. Farkındalık diyor Kezban Hanım, Kezban Hanım. Tabii. Bundan bir müddet önce bununla ilgili yine bir çalışma yaptık. Nerede yaptık söyleyeyim. Biraz önce konuşmanın bir noktasında Aşkın Hanım ifade etti. Kadın cinayetleri konusunda bunun burada insani bir mesele olduğunu bir polis akademisi toplantısında arkadaşlarıma söylemişim. Ve bir not da almışız. Sonra bir çalışma yapmaları lazım geldiğini. Yani uluslararası toplumda bu nedir?
bizde nedir diye. Yani Türkiye'de nedir? Hı hı. Alınan tedbirler nelerdir? Bizdeki aldığımız tedbirler nelerdir? Tabii Aile Sosyal Bakanlığı bakacağı nokta ayrı. Bizim kendimizin bakacağı nokta ayrı. Ortak bakacağımız nokta ayrı. Örneğin Dünya Sağlık ve iyi bir çalışma yapıldı. Ve biz bunu bütün sivil toplum örgütlerine, kadın örgütlerine hep birlikte gönderdik. Ve Polis Akademisi'nin yaptığı kadın cinayetleri 2016, 2017 ve 2018 verileri ve analizleri. Mesela biz 2018 yılında %25 2017'ye göre kadın cinayetlerinde bir azalma söz konusu oldu. Yani bu bizi umutlandırmıştı. Ama biz şöyle bakmıyoruz. Yani trafikteki kazalara da öyle bakmıyoruz. Diğer mesele asayiş olaylarına da öyle bakmıyoruz. Terör meselesine de öyle bakmıyoruz. Peki Sayın Soylu, tamamlayın sözünüzü, bir soru soracağım. Güne güne izliyoruz. Anladım. 2018-2017'ye göre %25 kadın cinayetleri azalmış idi. Fakat şimdi 2019'un başından itibaren arttı. Ve biz artışı ilk 3 ayda 4 ayda hissettik. Hissedince hemen bütün arkadaşlara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda dahil olmak üzere çalışma aile, bir ortak çalışma grubu oluşturduk. Çünkü burada alarm zillerini 3. ayın sonu itibariyle almış olduk. Anladım. Ben uluslararası veriler açısından da birkaç şeyi paylaşmak isterim. Lütfen. Yani mesela Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bir yılda öldürülen kadın oranları milyonda, bu 2015 rakamları, mesela Japonya ve İngiltere'de milyonda 2, Danimarka, İtalya, Polonya'da milyonda 3, İsviçre, Yunanistan, İran, Gürcistan'da milyonda 4, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İspanya ve Türkiye, ki biz bu gruptayız, milyonda 5, Finlandiya, Avusturya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti milyonda 6. Yani İsrail, Ermenistan, Hırvatistan milyonda 7. Yani Belçika, Avustralya ki onların grubu, Romanya, Nikaragua, Tayland gibi milyonda 8. Sırbistan milyonda 9. Macaristan milyonda 10. Arjantin milyonda 13. Yani enteresan ülkeler var burada. Örneğin ABD milyonda 22. Yani bizim yaklaşık 4 katımızdan daha fazla. Ama bunların hiçbirisi bizim açımızdan bizi, yani işte orada yüksek de bizde düşük veya biz Almanya ile aynı kategorideyiz gibi değerlendirmemek lazım. Ya biz bir de kendi dini eğitimimizde buna müsait değil. Yani bu tip Tam da bu diyor Kezban Hanım. Buyurun efendim. Devam edin. Yani, kendi dini eğitimimizde buna müsait değil. Yani bizim inanç, gelenek, kültür, yani bizde hep ataerkil aile derler ama ya benim şahsi kanaatim biz anaerkil aileyiz. Yani bütün bu yapı içerisinde böyle bir sürece yönelik Türkiye'nin almış olduğu ciddi tedbirler var. Bizim asayiş olarak almış olduğumuz hem Adalet Bakanlığı ile birlikte almış olduğumuz önemli tedbirler var. Ama bu konuda toplumsal olarak hep birlikte daha fazla çalışmamız lazım geldiğini ve buna ait bir olayın eğitim boyutu tabii apayrı bir noktada. Ama bir soru insanların karşı karşıya kalabileceği riskleri anında güvenlik birimlerine iletmeleri veya karşı karşıya kalacakları risklerde nereye müracaat edecekleri, nasıl bundan korunabileceklerine yönelik biz çok daha çabuk, acil, hızlı çözümleri dünyadan çok daha iyi bir noktada üretmek durumundayız. Ama yine de galiba birçok çok yol almamız lazım. Kolluk kuvvetlerini bu uygulamada sıkıntılar var. Kezban Hanım size bir soru soracak Sayın izninizle. Sayın Bakan, ben bunu size Sayın özel Hatemi olarak, yazılı olarak sormak isterken Allah bugün bu programda sorma şansını verdi bana. Her şeyden önce teşekkür ediyoruz, bu ilgiyi çok önemsiyorum. İçişleri Bakanlığı olarak bir açıklama yaptınız geçenlerde. 2018 Kasım itibariyle 273.447 silah ruhsatı kamu dışında sivillere verildiği söylendi. Sayın Bakan, bu silahların geri alınmasını ve sivilleri silahsızlandırmayı düşünüyor musunuz? Bu artan şiddetin ben bununla çok doğru orantılı olduğu kanaatindeyim bir hukukçu olarak. Sizin bu konuda fikrinizi almak istiyorum. Sayın Bakanım, süremde zaman daralıyor, o yüzden bir özetleyerek buyurun efendim. Şöyle söyleyeyim, yani hocam tabii Türkiye'de Avrupa'ya baktığınız zaman ve dünyaya da baktığınız zaman silah yani
ruhsatlı silah meselesinde ve ruhsatlı silah meselelerinin olaylara karışımında çok büyük bir cereyim göremiyorsunuz. Yani temel problem ruhsatların ruhsatsız silah meselesine tüm dünyada da bir çözüm üretebilmektir. Biz bu konuda çok adımlar attık. Ya özellikle bu tüfek konusunda dahil olmak üzere, bunların üretim yerleri, üretim mekanizmaları da dahil olmak üzere ciddi tedbirler ve önlemler aldık. Ve hala almaya da devam ediyoruz. Amerika'da yeni bir yasa teklifi var biliyorsunuz, son bu okullardaki katliamlardan sonra. Kongreye sunuldu bu geri çekilme için. Bizde de bunun acil olarak yapılmasını düşünüyor musunuz ki bunu sivil toplum olarak biz talep edeceğiz efendim? Şimdi şöyle ediyoruz yani şu anda da. Şunu ifade vergi edeyim. Sayısını arttırdık yani, bu sene. Yani Türkiye'de silahlı ruhsatla, yani ruhsatlı silahlarla olayların olma oranıyla ruhsatsız silahlarla olayların olma oranı birbirinden o kadar ayrık ki. Şimdi bir meseleye böyle bir yaklaşımda bulunabilmek için, ya yani ben burada silahların artmasını ortaya koyuyor değilim, artında demiyorum, ama biz okuyan yazan insanlarız, analiz yapmalıyız. Yani insanlar nelerle bunları yapıyorlar, bu cinayeti neyle işliyorlar ve bunları nereden alıyorlar ve bunları nasıl sağlıyorlar, bizim temel sorumluluğumuz bu. Bu sorumluluğu ortaya koyduktan sonra alınması gereken tüm tedbirler ve tüm önlemler ortak akılla beraber, daha doğrusu her bir insanın da insanı korumak adına değerlendirebileceği bir akılla alınmalıdır. Şimdi iki sorum var, çok kısa yanıt istiyorum. Aslında ikisi de çok önemli mesele, biz uzun uzun konuştuk tartıştık ama İçişleri Bakanı yayına bağlanmışken Sayın Soylu'ya bu soruyu sormadan olmaz. Kadın gelip karakola şikayet edince polislerin işte bacım olur öyle dediği eleştirildi. Bu noktada ne yapmayı düşünüyorsunuz? Orada da bir zihinsel dönüşüme ihtiyaç var mı? Ya yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Birincisi neyi yaptığımızı söyleyeyim. Geçen yıl Türkiye'deki bütün polis merkezleri amirlerini yaklaşık bir hafta boyunca hepsini bu konuda başta olmak üzere, yani kadın cinayetleri meselesi ve uyuşturucu meselesi de başta olmak üzere hepsine eğitim aldık. Çok uzun yıllardan beri, yani yerel eğitimlerin dışında, yani illerin kendi verdikleri eğitimin dışında ilk kez böyle bir hassasiyet ortaya konuldu. Anladım. Ve bu önemliydi. İkincisi, başka bir şey daha yapıyoruz. Bütün polis merkezlerimizde güven masası diye bir masa oluşturduk. Ve bu güven masası şu anda bu güven masasına tam 3000 kadın polis alıyoruz. Ve bu kardeşlerimiz şu anda eğitimdeler. Bu şu demektir. Yani bu güven masalarının yaklaşık 1000'e yakın polis merkezinde bunları kurduk ve şu anda da bunlar çalışıyorlar. Ama başka bir yerden aldık, çalışan birinden aldık bu kardeşlerimizi, buraya koyduk. Anladım. Buradaki temel derdimiz de şu. İki şey sağlamaya çalışıyoruz. Polis merkezine girdiği zaman insanlar hangi suç, hangi şey olursa olsun, hangi şikayette, ihbarda bulunacaklarsa bir kere karşılaşacakları bir kadın olsun. İkincisi, özellikle kadın cinayetleri veya kadın konusunda karşı karşıya kalınan sıkıntılara oradaki güven masasında bulunan arkadaşlarımızın bizatihi en önemli mesele ve öncelik olarak başvuruyu almalarını da temin etmeye çalışacağız. Ve bunun ben önemli ölçüde polis merkezlerimizde bugüne kadar belki bu tip ortaya getirilen bir takım sızlanmaların da ortadan kaldırılabileceğini düşünüyorum. Peki, ama şunu söyleyeyim. Hangi mesele olursa olsun. Polis merkezlerimiz bu konuda hakikaten hem bunları karşılama hem de ilgili birimlere iletme konusunda ellerinden gelen bütün gayretleri ortaya koyduğunu düşünüyorum. Efendim, ama muhakkak eksik var mıdır? İnsan olan her yerde eksik vardır. Bunu da hep birlikte ortadan kaldırmaya çalışacağız. Şimdi izninizle Selin Hanım bir soru soracak ama az önce konuşulduğu için bilgi mutlaka gelmiştir size, ama paylaşmak ister misiniz bilmiyorum. Emine Bulut işte orada emniyete gidiyor. Tabii o gün bir başvuruda bulunuyor. Arkasından da işte o olay başına geliyor. Emniyette ne söylemişler sorusu burada soruldu. Yani daha önce bir başvuruda bulunmuş mu emniyete, işte ya da koruma talep etmiş mi efendim, onunla ilgili yok, bir bilgi var mı? Yok, böyle bir başvurusu yok. O gün ifadede de biz de tetkik ettik. Gidiyorlar, daha sonra
kızın ifadesinde de var. Evet. Aile, yani orada bir şikayette, net bir şikayette bulunmadan çıkıyor. İfade öyle tabii. Ben ifadeyi okudum. Evet. O da babasının kız annesine eğer biz söylersek babamın işinden ayırabilirler diye bir endişeyi dile getirince net bir şikayette bulunmadan da geri çıkıyorlar. Peki. Yani böyle bir, ifade var. Tabii yani ancak ifadeyle ilgili olan kısmı değerlendirebilirim. Evet. Bir Selin Hanım'ın, Sayın Nakiboğlu'nun bir sorusu var. İzninizle onu da sormak istiyoruz. Biraz önce de İzmir Barosu'nun bir basın açıklamasını okuduk. Sivas Barosu'na kayıtlı bir meslektaşımız boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından öldürülmüş. Yeni bir haber bu. Sayıların, yani kadına yönelik erkek şiddetinin düzeyinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde acil eylem planınızı açıklamanızı bekliyoruz açıkçası. İkinci olarak da 8 Mart bizim için çok önemli bir gün. 8 Mart'ta neden kadınlar Taksim'de yürüyemiyor? Neden polis şiddetine dayak maruz yiyorlar. Kalıyor, dayak yiyorlar? Bunu da sizi bulmuşken sormak istedim. Sayın Soylu, buyurun efendim. Yani eğer, affedersiniz hanımefendi, yani Taksim'de yürüyerek kadın cinayetlerini ortadan kaldırabileceksek hemen elbette ki Taksim'de yürümeyelim, halde yürüyelim. Yani Allah'ınızı severseniz, meselemiz Taksim'de yürümek meselesi ise, meselemiz bütün toplumumuzun şu anda içinin yandığı, hepimizin içinin acıdığı ve bunu nasıl ve ne şekilde çözebileceğimiz konusunda hep beraber, yani bir toplumsal mutabakat var. Bu toplumsal mutabakat kadın cinayetlerinin ortadan kalkmasına yöneliktir. Ve biz bu toplumsal mutabakatı bugün belki de hiç tonunu azaltmadan bütün kurumlar olarak üzerimize düşen, bugüne kadar düşeni yaptığımız gibi bugünden sonra da düşeni en iyi şekilde yapabileceğimiz ve ondan sonra da tekrar birbirimizin ne yaptığına bakacağımız bir süreci belki de Emine Bulut bize bir emanet, bir vasiyet olarak bıraktı. Şimdi biz bu vasiyeti ve biz bu emaneti eğer sadece Taksim'deki bir yürüyüşe bağlarsak, yani biz kime durup dururken sen burada yürü veya yürüme diyoruz. Allah rızası için. Peki. Söylüyorum. Ben son olarak Canan 16 yıldır şiddetle mücadele ettiğim için bu sembolik bir günden bahsediyorum. Peki. Tekrar edeyim, acil eylem planınızı da açıklamanızı bekliyoruz. Cinayetlere yönelik. Ben izninizle eylem planı konusunda şunu söyleyebilirim. Planı konusunda şunu söyleyebilirim. Elbette ki bizim orada katılan şu anda bulunan arkadaşlarımızdan da katılanlar var. Bu konudaki değerlendirmelerimizi yaptığımız veya ilgili bakanlıklarımızın bizim bakanlığımızda yaptığı ve bu konuda takibi de aynı şekilde sürdürdüğü süreçlerimiz var. Ama Mart ayı sonu itibariyle karşı karşıya kaldığımız bu yükselme bizim için önemliydi ve hemen bu konuda bakanlıklarımız bir araya gelerek neler yapabileceği konusundaki adımları sağlıyorlar ve yeniden ne yapmamız lazım geldiğinde toplumumuza karşı ortaya koyacağımız aslında çok güzel. Sayın Bakan, aslında KADES'le ilgili sizi davet ettik. Yani daha doğrusu biz merak ettik. Size sağ olun, yayına bağlandınız ama diğer konularda da sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ediyorum. Canan Gül hanımefendinin, kadın aktivisti, bu konuda çalışan işte federasyonunda başında olan Canan Hanım'ın şöyle bir ricası var kadın örgütlerinin. Sayın Bakan'ı lütfen iletir misiniz diyor. Aile içi şiddetle ilgili çalışan polislerin tayininde görev birimleri değişmesin. En büyük sorunumuz da bu. Yani bir polis o alanda çalışıyor fakat daha sonra başka bir yere tayin ediliyor. Bunu Sayın Bakan'a iletir misiniz dedi. Elçiye zeval olmaz. Bu da çok çok önemli. Ben de bunu iletmek isterim izninizle. Var mı söyleyeceğiniz bu konuda, yoksa sizi uğurlamak isterim? Ben özellikle bu tartışmadan da, bu değerlendirmelerden de çok istifade ettiğimizi, milletimizin ne istifade edeceğini, ama bir istirhamım var. Biz çırpınıyoruz. Evet. Yani bu konuları gündeme getirebilmek için çırpınıyoruz. En son KADES örneğini verdim. Bizatihi ben İçişleri Bakanı olarak bunu onlarca defa söylemişimdir. Onlarca defa. Ne olursunuz bunu indirin diye. Bir tane KC'ye yazalım mı? İzninizle biz de KC'ye bir daha yazalım. KADES'i yazalım. 25 bindi bir tanesinde. Bu kadın cinayetleri raporunu açıkladığımız zaman ne olursunuz dedim. Yalvarıyorum. Bunu indirin diye. 25 binden 70 bine çıktı. 70 binden de biraz önce söylediğim rakama çıkabilmesi için, yani 182 bine çıkması için Emine Hanım'ın öldürülmesi gerekiyormuş. Yani maalesef, beni bağışlayın. Maalesef. Ama eğer sadece bu
sivil toplum örgütüne, bir hükümete, bir noktaya tamamen bırakılsın. Ondan sonra da böyle bir cinayetle karşı karşıya kaldığımız zaman da herkes birbirinin açığını ve kusurunu arasın. Bunu hep birlikte çözmemiz lazım gelen bir mesele olduğunu düşünüyorum. Buradaki mutabakatın da önemli olduğunu ve bunun da tonunun düşürülmemesi gerekli olduğunu ifade etmek istiyorum. Efendim ben de çok teşekkür ediyorum bağlandığınız sorularımızı yanıtladığınız için. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ediyorum. Şimdi 3-4 dakikalık zamanım kaldı. Şöyle yapayım mı? İçin bir ilave yapabilir miyim hemen? Herkese birer dakika zaman versem ama siz ilavenizi yapın. Evet. Şimdi bir dakika. Bir LGBT öldürüldü. Hande Kader. Emine Bulut'la hemen hemen yakın zamanda adli tıp süreçleri nedeniyle henüz defnedilmedi. Türkiye en çok trans ölümünün olduğu ülke. Bunun altını çizmek istiyorum. Türkiye en çok trans ölümünün olduğu ülke. Translar için aslında dünyada güvenilir bir ülke yok. Ama mesela Türkiye'de cinsiyet değiştirme süreci çok zor, kimlik değiştirme süreçleri çok zor. Dolayısıyla LGBT bireylerinin ayrı bir başlık olarak ele alınması gerekiyor. Aşkın Hanım bayağı sessiz kaldı. Size bir ayrımcılık yapacağım. Son iki dakikayı, bir buçuk dakikam kalmış. Ben daha fazla var diye tahmin ettim ama. Ama bir toparlama sözleşmeyle ilgili bir toparlama. Tamam, size de o zaman çok kısa bir ikinize söz vereceğim. Öyle özür diliyorum, sizlere söz veremeyeceğim. Buyurun Aşkın Hanım. Teşekkür ediyorum. Şimdi sözleşmeyle ilgili önemli başlıkları, bir de LGBT meselesiyle ilgili siz de düşünüyorsunuz. Onunla ilgili. Şimdi sözleşmeyle ilgili en büyük problemlerden biri zaten bu mesele. Cinsel yönelim meselesi. İddialar şu şekilde, sadece Türkiye'de değil, Avrupa, bazı Avrupa ülkelerinde de şu şekilde bir iddia var. Bu sözleşme devletleri işte üçüncü cinsiyeti tanımaya zorluyor ve bununla ilgili bir hukuk normu oluşturuyor. Oysa ki sözleşmede hiç böyle bir ifade yer almamakta. Hiçbir şekilde yer almamakta. Mesela sözleşmenin hiçbir şekilde bir gizli amacı da yok. Hı hı. Saklı bir gündemi de yok hiçbir şekilde. Gizli bir ajandası da yok. Yani böyle Da Vinci kodu gibi ya da Illuminati kodları gibi kelimelerin arasına gizlenmiş hiçbir şeysi yok. Hı hı. O kadar açık ki kadına karşı şiddetle mücadele, önleme, koruma, failleri cezalandırma şeklinde. Evet. Şimdi bunun bir kere altını çizmek istiyorum. Peki. Bir de sözleşmenin, hani konuşmamın başında da bahsettim ya, bunun bir giriş bölümü olur, ön sözü vardır, hı hı, tanımları vardır. Bir de orada ayrımcılıkla ilgili bir giriş, aslında baktığınızda daha maddelere geçmeden bir giriş kısmı vardır. Ve bu bütün sözleşmelerde var. Hı hı. Yani sadece İstanbul Sözleşmesi'nde değil, hangi sözleşmeyi uluslararası ele alırsanız alın mutlaka ayrımcılıkla ilgili bir metin var. İşte burada geçiyor. Yani şunu demek istiyor. Eğer bunlardan biri herhangi bir şekilde dayak yerse, yüzü kesilirse, kolu kırılırsa, hastaneye geldiğinde hayır ben seni tedavi etmiyorum deme. Ya da polise geldiğinde hayır ben seninle ilgili hiçbir kayıt almam, sen bunu hak ettin şeklinde davranma. Yani senin hizmetlerinden, servislerinden onlar da yararlansın. Bunu kime söylüyor? 47 Avrupa ülkesine söylüyor. Sadece Türkiye ile ilgili bir mesele değil. Tamam, bu genel bir İstanbul Sözleşmesi. Çok genel, teşekkür ediyorum. Ama şunu da vurgulamak istiyorum. Tek çok kısa bir şey. Ben şimdi Grevio seçildikten sonra zaten seçilene kadar, hı hı, ki o şeyde aşamada bu kavram karşılarını görünce ilk solukta Süleyman Soylu'ya gittim. Dedim ki hani sizin yolunuzla bu şeyi, İstanbul Sözleşmesi'ni daha iyi anlatalım herkese. Hı hı. Ve kendisi sağ olsun genel müdürleriyle oturduk, konuştuk. Hakikaten onların bilgisi ve o zaman kadar yaptıkları takdire şayan. O yüzden de teşekkür etmek istiyorum. Bunu çok iyi biliyorlar. Çok teşekkürler. Çünkü altyazı, bakın aile yapısına zarar mı veriyor diyor ya, işte sözleşmeyi hiç bilmeyen, okumayan ama şeytanlaştıranlara karşı toplu bir aslında cevap vermek. 30 saniyede özetlememiz lazım. Sözleşme ilk olarak önleyici tedbirlerden bahsediyor. Hı-hı. Şiddetin çıkmaya cesaret edemeyeceği bir toplumdan bahsediyor. Bu da eşitlikçi toplum oluyor. Hı-hı. Ha diyor ki hemen böyle bir toplum yaratmak mümkün olmayabilir. Zaman alabilir. O zaman biz kendi 34 imzacı ülke arasından kendi yasamıza gelirsek 6.284'e etkili
etkin uygular diyor. Hı hı. Peki şiddeti önleyemedin, etkin kovuşturma yap o zaman. Etkin cezan sistemi olsun, yani adaleti sağla. Ama bununla da bitmiyor. Bunları yaparsan da yetmez. Bana kadını nasıl güçlendireceğini söyle diyor. O yüzden Sayın Aşkın Hanım'ın dediği gibi 4 senelik bu süreçte Grevio'nun Türkiye'ye eksiklikleri belirlediği raporu biz de takipçisiyiz. Özellikle ısrarlı takibin ceza kanuna girmesi çok çok önemlidir. Önleyici tedbirlerin aslında içindedir. Süren bitti ama birer cümle. Medyanın bu konuda, medyaya çok büyük iş düşüyor. Bu diziler dahil, Rütük'ün görevleri dahil. Evet. Onlar ayrı bir şekilde bu konuda toplumu aydınlatıcı rol modelleri getirerek bilgilendirme seansları olmalı. Bunu mutlaka yapmalıyız. Tamam, bir cümle. Sürekli dizilerde ve popüler kültürdeki ataerkil prototiplerin, maço erkek profilinin özendirilmesi vesaire zaman zaman o dinle, bakanın da ataerkil eğitim, dini eğitimde açıklar var, problemler var. Yani dinde değil ama dinin verilişinde eğitimde problemler var, uygulanışında dediği konu çok sık önemli. Sürtüşüyor birbirine. Kadın ilahiyatçıların yetişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dinde, aile hukukunda, kadın hukukunda sürekli erkek ilahiyatçının sözünün geçmesi kadın aleyhine olan durumu kavileştiriyor, şiddetlendiriyor. Başkan yardımcısı kadın ama sesini daha çok duymalıyız bence. Evet. Çok kısa. Kadın ilahiyatçılar. Evet. Tek kadın ilahiyatçı doğru değil. Ama onun sesini daha fazla duysak. Gerçekten keşke. Toplum sinemayla dönüştürülür. Televizyonda verilen dizilerin son derece kontrol evet. altında olması gerekiyor. Acil eylem planını Sayın Bakanımızın başlattığı acil eylem planını evet, ben medyadan destek istiyoruz. Reytingi, programın reytingi bence bu geceki başarının ben de diyorum ki biz birlikte çok güzeliz. Bir arada olduğum için çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Aşkın Hasan olur tabii ki. Profesör Doktor Gaye Usta'yı başka yayınlarda yapmalıyız. Nilüfer Bulut, Kezban Atemi, Selin Nakiboğlu ve Nihal Bengüsü Karaca bizlerle birlikteydi. Dediğim gibi birlikte çok güzeliz ve daha da güçlü olacağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. İyi geceler. Teşekkür ederim.